Buyurun efendim. Merhaba Berci, nasılsın? İyiyim efendim, siz nasılsınız? Yeni haberlerin var mı? Dün gazetesini yayınladım efendim. Onun haricinde çok fazla bir haber yapamadım. Bugün çok yoğundu bizim medya ekibi. Tamamıyla bir LSPD'den basın açıklaması yayınladık. LSPD gayet hoş ve gerçekleri dediğiniz gibi konuşarak bir haber paylaşmış. Bunun haricinde bir de tabii ki Tarık Kırat'tan öğrendiğimiz kadarıyla kendi çapımızda öğrenilenleri medya ekibi olarak yansıtmaya çalıştık. Bir de aynı zamanda birkaç tane daha haberimizi paylaştık. Yaptığın İsterseniz sizin haberlerden için... sonra Evet polislerden buyurun. herhangi bir baskı gördün mü? Hayır görmedim fakat bazı polisler herhangi bir şekilde onların fotoğrafını çektiğimde hapse girme tehdidi hala devam ettiriyorlar. Bu yüzden bakalım ne yapacağım bilmiyorum. Onun hakkında iyice daha üst kademe polislerle konuşmayı planlıyorum. Eğer hapse Sizin bir isteğiniz girersen var mı? Evet. biz seni buluruz. Yani yapabilirim anlamına mı geldi bu sözcük? İlerlediğin yoldan vazgeçme haberci. Evet ben Unutma. gerçeklerden vazgeçmeyeceğim tabii ki de. Ben devam edeceğim gördüklerimi paylaşmaya. Fakat bugün dediğim gibi LSPD basın açıklamasıyla kendi gördüklerimi ve aynı zamanda olay yerinde yaşananları yorumladığımda demek ki biraz ders almışlar ki her şeyi tamamıyla gerçekleriyle yansıtmışlar. Dilerseniz sizin için tekrardan ilanları atabilirim. Ben o haberi bulurum. Atmana gerek yok. Tamamdır. Tamamdır efendim. Ha, bir isteğiniz Kendine var mı dikkat efendim? et. Siz tamamdır efendim. Adam kesin çalışan oldu amına koyayım. At at. Haberi at bir daha. Ben hani şeklimiz bozulmasın diye üzüldüm. Ha bu mu? LSP'den olan olaylar hakkında basın açıklaması. Dur. Basınımızın kıymetli mensupları, dün gece saat 11 sularında meydana gelen hadiseyle alakalı Los Santos Polis Departmanı olarak size ve halkımıza bu basın açıklamasını yapma gereği gördük. Dün bahse konu saatlerinde 911 acil ihbar hattımıza Seltova Otel'de maskeli ve ağır silahlı şahıslar olduğu, otel müşterilerinden bir kişinin rehin alındığına dair bir ihbar aldık. Departmanımız olayın en başından en sonuna kadar başta rehin alınan Tarık Kırat isimli beyefendi olmak üzere şehrimizde yaşayan hiçbir insanın burnunun dahi kanamaması için gerekli tüm tedbirleri çok hızlı bir şekilde almış, demir komuta zinciri içerisinde hızlıca uygulayıp hayata geçirmiştir. Sayın Tarkanoğlu'nun uzun uğraşları sonucu Sayın Kırat sağ salim kurtarılmış, otelin tüm katlarına daha önceden Van kumanda marif eder. De amına ya. Bir kere o benim, bir kere o Çesin tercihiyle oldu. Altan ışık hızıyla çocuk yapan ilk ne hangi yere çocuk yaptınız ya? Dün çok garip bir olaya şahit olduk. Altan Durgun ve Eylül Doğan çiftleri bizde nasıl hızlıca çocuk yapılır? Tabii gösterdi. Resmen ışık hızına yapılan bu bebekten sonra Altan Durgun'a gelecek teklifleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu ne demek ya? Bomba paniği. Dün gece 23 sularında ciddi derecede bir olay meydana geldi. Dilencilik meslek oldu mu? Anlamadım rolü ama. Magazin köşesi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ya Chess'le de bisiklete binmezsin ama ayıp ya. Ortada buldum abi. Kıyafetler tamam. Şimdi bu Ferit ne yapmıştı? Bizim baskınımızda olan olayları zank dedi polisi öttü değil mi? Öyle yapmış. O zaman bir tane polis kaçıralım. Ferit'i kaçıralım. İki yere koyalım amına koyayım. İlk kimi kurtarırlarsa diğer ölsün. CK ha?
Ha, bir force check aç bakalım. Ama bir şey diyeceğim, şey pasif ki çocukun. He, o zaman iki polis kaçıralım. Pasiflik yaptı. Hangi polisi kurtarırlarsa diğer ölsün. Kim? Çaça var mı? Çaçayı öldürelim abi. Banlandı zaten. Çaça varsa çaçayı mıhlayalım. Çaçanın kullanıcı adı neydi? Çaçarov değil miydi? Kim var başka böyle bir sürü şey yapan? Klibi gelen. Jester konusu öldürelim. Konusu mu öldürelim? Hadi. Ne yapalım? Ya bir şey yapalım işte, doğaçlama. Piyon miyon bir yere gireriz ya. Bak bir polis tek yakalarsak kaçırırız. Ya da bir bulmaca çözdürelim. Yani gene böyle bir atraksiyon bombalı ama bu sefer oyunculardan birkaç kişiyi dahil edeceğimiz şekilde. Abi şu şey vardı. Tünel muhabbeti vardı, hatırlıyor musun? Ona mı girsek ya da? Hmm. Tünel muhabbeti ne? Bir tek tünel muhabbeti dedik ya. Üzerine bir şey konuşmadık ki onu. İşte hani onu şekillendirebiliriz diyorum. Ama sonra gireceksek hiç girmeye de biliriz. Oğlum asla ne yapacağım biliyor musun? Şehirde oynayan, böyle abartısız söylüyorum, tek tek avlayıp 20 kişiyi falan bir yerde toplayacaksın. Tamam, etrafını böyle saracağım bombalarla. Sadece öyle bırakacağım polise abi. Konumu atacağım polise. Gelecek böyle, o gücü görecek mesela. 20 kişiyi toplamış herifler. Orada korku, panik ama çok, yani milletin rolünden çok koparız. Ya öyle düşünme, o da bir rol ama soktuğumuz da bir rol. Rol de. Tek tek böyle avlayıp götüreceğim bir yerde. Kapalı bir yere atacaksın. Ellerini kollarını bağlamayacaksın. Orada kendi aralarında konuşacaklar, korkacaklar, rol yapacaklar. Ondan sonra polislere bir bulmaca vereceksin. Orayı buldukları zaman bitecek. Şuraya mı götürsek? Nereye? Dur bakayım bir. Batman'den bir sene. Batman'de öyle bir sahne var mıydı la? Herkesi topladıkları bir yerde. Ne alakam bunun? Var mı öyle bir sahne Batman'de? Ben hiç hatırlamıyorum. Beynin olduğu film mi acaba? Hayır oğlum. İki seçenek muhabbetini biliyoruz canım. O başka değil. Bir şey oldu. O 30 kişiyi toplamaktan bahsediyorum. Yani mantıklı düşünüyorum şu an. Evet, şey yapılabilir. İki kişiyi, gerçek oyuncuyu, 2-3 kişiyi kaçırıp polise bir bulmaca gibi bir şey verip çözemezlerse Chess'in kurtaracağı şekilde halktan birilerini kötülerin elinden kurtardı ya da işte kaçırılmış insanları suçların elinden kurtardı diye bir haber çıkarma oyunu. Kaybedersek patlıyoruz, kazanırsak hakkımızda iyi bir haber çıkıyor piyasada. Şu an herkes beyin yiyor. Ben şu an bir düşünüyorum. Sürekli düşünüyorum. Ben de üretemiyorum. Ben şey bulmaca düşünüyorum. Bulmaca kolay oğlum. Bulmaca cidden kolay. Bulmacayı yapmakta sıkıntı yok. Ama şöyle düşünüyorum kanka. Polis bunu bulacak, tamam ya, bulmacayı. Polis... Sen yine ne yiyorsun amına koyayım? Kardeşim tüm gün yemek yemedim, dur. Polis anlaması lazım kesin oraya adamları getirdiğini aslında. Tamam işte, ipucu vereceğiz. Durun, ben bir rol paslıyorum. Buyurun. Tekrar merhaba haberci. Merhaba. Sana yılın işini getirdim. Ne gibi bir iş? Ama bu işi yapmaya cesaret edebilir misin? Pek emin değilim. Öğrenirsem belki. Bir kahramanlık hikayesi ve bunu haber etmek konusunda. Anam.
Efendim? Sesimi alıyor musun? Tabii ki de alıyorum. Diyorum ki yılın haberini yapmak ister misin? Buna cesaretin var mı? Yılın haberini öğrenirsem eğer de cesaretim olabileceğini düşünüyorum. Aldığım haberlere göre yakında iki tane masum insan kaçırılacakmış. Ve bunu kurtarmak isteyen polislerle... Evet. ...mücadele verecekmiş. Buna şahitlik etmek ister misin? Sana böyle bir imkan sağlayabilirim. Etmek isterim. Ama eksiksiz bir şekilde haberini yapacaksın. Yapacağım. O halde benden haber bekle, olur mu? Bekliyorum. Ekipmanlarını hazırla haberci. Bir hata yaparsan kelleni alırım. Tamamdır. Herhangi bir bilgi verirsen yine kelleni alırım. Tamamdır. İyi günler. Ben sizin kasap işinizi halledeceğim. Evet. Tamamdır. Konuşamadım değil abi. Telefon böyle çok kelelaka birinden çok kelelaka bir mesaj geldi. Tamamen ona fokuslandım. Önemli bir mesajdı. Orada o yüzden sustum. Hat kesilmiş gibi bir daha aradım. Şimdi bu çok fazla rahatladı şey. Haberci. Onu bir korkutmak da lazım. Tamam, ben haberciye şeyi saldım. Şimdi burada yapacağımız iş arkadaşlar bir şekilde kayıt altına alınmalı. Haber edilmeli belki de. Tamam, ben kaçıracak adamlardan biri oldum. Kaçıracak adamlardan biri oldun. Hmm. Başka biri. Chess kaçırmayacak değil mi? Böyle siyahi bir karakter aldım. Ha, benim aklımda şöyle bir şey var. Aslında bir polis kaçırılacak. Tamam mı? Bir de halktan birileri kaçırılacak. Bunun haberi aynı anda salınacak. Polis hangisine ağırlık verecek? Ben bunun peşindeyim biraz da. Yani habercinin şahit olmasını istediğim şey. Bu arada bunu dinleyen polisler varsa metalamasın. Yani hangisine daha çok önem verecekler? Arkadaşlarına mı, halka mı? Bunun sınavını yaşatmak gibi bir şey istiyorum. Ama ikisine de gelirler yani. Evet, niye gelmesinler ki? Birine bir ekibi yönlendirecekler, birkaç ekip. Diğerine diğerlerine. Hatta polislerin manitası falan var mı? Sevgilileri, rolleri, molleri. Alalım halktan olanlara polislerin sevgilisi yapalım. Diğerlerini de teğmenlerini falan kaçıralım amına koyayım. Ya da işte üst rütbelilerini. Ya da küçükleri. Böyle bir şey yapabiliriz yani. Anam sikim, nereye girdim? Kaçıncı kattı bu kızın odası? 2 değil mi? Ben doğru yerdeyim. 2'ydi abi, ikinci kat. Tamam, bekleyin, dur şimdi. Kapı nasıl çalıyordu lan? Kapı tıkla. Kim o? Kimsin? Kimsin?
gördüğüne sevinmiş olmalısın ihbarcı. Durumun ne? Oğlum ne diyeceğimi unuttum lan. Elrin. Merhabalar. Yok artık. Selam, benim adım Dukan. Sakın bağırayım deme. Yok canım, niye bağırayım? Olmaz abi. Yapamam. Siz kimsiniz beyefendi? Benim kim olduğum seni hiç ilgilendirmez. Ama geçen gün bu motele uğradığım zaman... beni ihbar eden senmişsin. Böyle öğrendim. Nereden öğrendin? Demek sensin öyle mi? Benim. Bunun bir sonucu olacak, farkındasın değil mi? Ne olur beni öldürme. Polisle bir bağlantın mı var yoksa? Hayır. Departmandan tanıdığın birileri var mı? Hepsini tanırım. Nereden geliyor bu ilişki? Sesim. Tanımayayım mı? Benimle dalga geçer gibi bir halim var. Adını bana neden lütfen ver misin? İz benim adam. İz. Evet. Peki İz, hayatında değer verdiğin birileri var mı? Evet var. Onların ölmesini ister misin? Hayır, istemem. Şimdi benim varlığıma haber verdiğin gibi arkadaşlarımı arayıp, bizi ihbar edeni buldum. Buraya gelip uğramak ister misiniz desem, hoşuna gider deme, mi? Deme deme, yok deme. Öncelikle sana zarar vermeyeceğimi söyleyeyim. Ama benimle dalga geçmeye devam edersen... Ne olur. Ben seninle dalga geçmiyorum gerçekten. Boynum fazlasıyla inceymiş. Kesmesi kolay olur. Tekrar soruyorum. Departmanla bir yakınlığın var mı? Var. Bu yakınlığın bir temeli var mı? Var. Açıkla. Açıklayayım şöyle şimdi. Teğmen'le görüşüyoruz. Teğmen'le görüşüyorsunuz. Evet. Nasıl bir görüşme bu?
İşte yani kadınla erkek nasıl görüşürse öyle görüşüyoruz. Bir ilişkiniz flört var yani. Flört aşamasındayız. Nasıl, ilişkiniz yolunda gidiyor mu? Gidiyor. Ne olur ben bir şey yapma. Onun kararını ben veririm. Şimdi sessizce burada dur. Ve beni tamam. Bekle. Tamam. Abim. Bana bak. Ben bunu... Ben izi kaçırdım. Ya kaçırmadım. Yakaladım. Alalım bunu. Hadi. Alalım alalım. Hadi, abi. Alalım. Binin arabalara gelin. Şey, motele gelin vardı. Alalım bunu. Tamam, ne ID verin. Toplanalım ID. Bir yerde toplanacağız. Ben bir gideyim. Ben bir gideyim bir yere. Oraya yakın bir yere yola git. Kanka 12'deyim. Aynen. Hazırım, gelin. Tamam. Tamam, şimdi bir dakika. Şey, Tarkan'ın sevgilisi miyiz? Evet. Bu arada bir şey diyeceğim abi. Ha. Gazprol'ü yasaktı, telefonunu aldın. Onu bir şey yapalım. Ya ebesin tamamına. Admin yaz mı lan bu? Ötmesin diye aldım. Oğlum arabaya herkes bindi. Kimi al? Tukan abi nasıl alacağız? Oğlum iki araba yapacağız. İki araba. Çıkartın, bir tane de araba çıkartın. Ben öne geçiyorum. Kime teleportlanıyoruz? 12'ye. Şu Toros'u birisi üstün, ben kötü bilgisayardayım. Şu bilgisayarı da artık almam lazım ya. Tamam, öndeki arabada herkes toplansın. Arkadaki arabaya Tukan abi binecek. Ya şunu Koray sürsün, şunu Koray sürsün. Ağlıyor da. Biraz sohbet edelim. Nereye gidiyor bu? Dalga. Nereye gidiyorsun? Ters döndüm. Bana bir mesaj atarsınız Discord'dan. Bana bakıyor ama o şey. Silahlardan korkar mısın? Çok korkarım. Biz. Evet. Bu bahsetmiş olduğum teğmen. Adı ne? Tarkan. Tarkan. Evet. O zaman bizim hakkımızda konuşmuştur. İlla ki bilgi vermiştir. Doğru muyum? Yok. Hiç konuşmadık. Bu ilişkide bir sıkıntı olabilir mi? Sana anlatmadığı başka şeyler de vardır belki. Belki vardır. Daha çok yeniyiz. Nereye gidiyorsun? Beni bırakma. Şimdi beklerim. Şu görüştüğün arkadaşın Teğmen var ya Tarkan. Onu birkaç evet. Kelimeyle bana anlatsana. Geçen gün bir tanışıklığımız oldu. Ama onun hakkında daha güzel bilgiler edinebileceğimi düşünüyorum. Vay aman okuyum, kapı kilitliydi. Ne istiyorsun, ne bilmek istiyorsun? Bilmem, işime yarar birkaç bilgi olabilir. Nasıl bir biridir? İyi polis midir? Kötü polis midir? Kötü poliste mi var?
Benim çişim geldi. Kızın çişi gelmiş. Polis mi geldi? Polis geldi. Var mı? Çıkmamız lazım. Tamam o zaman. Kızı sen al. Gerisine ben bakarım. Etrafımızı sarıyorlar. Etrafımızı mı sarıyorlar? Kim ihbar etti bizi amına koyayım? Gelirken gözüken oldu mu? Bir, iki, üç, bana dört, beş. Peki. Lan amına kodum alsana. 3, 4, 5, 5 kişi daha. Ne var? İz? Almıyor. Tamam 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 sakin ol. Tamam çek. Gerek yok gerek yok silah tamam. Üzerinde silah var mı adam? Üzerimde sadece Ghetto'daki halkada attığım, oradaki insanlar kotasını doldursun diye benzin şişeleri var. Bu kadar. Bakabilirsin. Sakin ol. Şimdi sessizce koltuğun oraya git ve otur. Tamam. Hangisinin oraya gitmemi istersin? Hangisi rahat gelecekse uzak olmasın yeter. Senin canını sıkmayacak hangisiyse o rahat gelir fark etmez. Dışarıyı kontrol edin. Polisler var mı bakalım. Benimle gel. Yok lan dur. Anlamadım. Sen yardım edecektir sakin ol. Sus. Tamam. Polislerle senin aran iyi mi acaba? Bir tanesi ailem gibidir evet. Yoksa onun da adı Tarkan mı? Tam üstüne bastın evet. O zaman Tarkan'a sevdiceğini aldığımızı söylersin. Belki benimle tekrar bir şeyler içmek ister. Ve yalnız bu haberi 5 dakika sonra ver. Yoksa seni bulurum. Akoni. Çıkmamız lazım. Gidelim. Küçük bir tura çıktık biz. Seni götürmemizi istediğin bir yer var mı? Ben hiçbir yeri sevmiyorum. Güzel. Cehennemi sever misin? Hiç sevmem. Gitmemiz lazım. Ne yapıyoruz şimdi?
Biz diyor depoya mı toplayacağız bunları? Ona göre işaretledim ben. Topla depoya götürelim. Ben şimdi saldım rolü şeye. Polislere zaten haber gidiyor. İzin gözleri bağlı mıdır? Bağlamadık. Abi akıllarda tek bir soru. Biz şimdi bunu kurtaracaksak öyle mi gidiyoruz? Hayır. Onu bakarız şimdi. Doğaçlama gidiyor şu an. Yine ki amına koyayım. Abi biz kaçırmış olduk bu arada. Ya biz kaçıralım. Sorun değil. Sorun değil. Biz kaçıralım. Kurtaramayız. Tamam, o rolü başka sallarız, zaman yaparız. Kurtaramayız. Ya. Sallarız yani. Makas. Şimdi dedektif bürodan tanıdığı, sevdiği biri olan var mı? Chat. Met alıyoruz şu an. Nasıl? Dedektif bürodan olup işte, da sevdiği biri olan. Poyraz'ın manitası biri böyle hani. Var. Poyraz. Noir grubundaki herkes de çok yakın. Avuz Sartalar işte Asım'la. Sarp'ın sevgilisi var galiba IC'de ama. Yok. Sarp bir de şey dedektif değil. Biz öldük Allah'a emanet. Nasıl öldünüz lan? Yok, bir şey yok. Frenleyemedi sadece. Poyraz'ın canıdır Noir. Evet işte onu diyorum. Noir'i mi kaçıracağız biz de? Noir'i mi? Ne taraftan gittiniz buradan acaba? Kardeşi var. Kanka yol boyu aşağıya işte. Tamam kanka. O kardeşi karakteri de kız. Tamam bana kız lazım kız. Tam Asil diye bir kadın işte. Asil. Evet. Şey kız lazımsa purpuru alabilirsiniz. Hem polis hem sevgilisi oğlum daha ne istersin? Hem de dedektif bürodan. Şşt lan polis karakterine gelip bize yardımcı olursana. Selman'la gidelim. Selman'la adminlik yap oğlum biraz kızı bize getir. Selman'a gireyim abi de şey yok, şu girme, anda. Girme. Sıra var zaten. Aga be. O zaman sıradaki hedef purpur. Bir dakika şimdi dur gözleri bekle dur burada sağda dur. Biz nereye gidiyoruz? Bizim araba bize bir kondum atsanıza. Bizim gözlerini bağlayın. Etrafı görmesin. Karanlık ona iyi gelecektir. Tamam heh. Biri bağlasın emot atsın da bu saatten sonrasını görmesin. Asım'ı kaldıralım mı? Ben karanlıktan çok korkuyorum. Şu an karanlık senin en iyi dostun iz. Bana güvenebilirsin. Heh. Şey bunu götürelim. Başında da bizden biri dursun. Yavaş. Mermimin olmadığını biliyorum oğlum. Şeyden tutuyorum onu. Reynald o yüzden mi yapamadım ben? Mermi yok diye mi? Ben verdim üstüne hızlıca belki gerekir diye. Biz kaybolduk bu arada ama. Ya oğlum ışınlanırsınız yanımda. Şey yaparız. Ben ID vereceğim size bir gidelim. Vali galavandali, mala galavandali. Şimdi Doruk'la aramız şeyle Tarkan'la iyiydi. Kızı kaçırdık ama hiçbir zarar vermeyeceğiz. Tamam mı? İyi polis ya o. Onu biraz böyle bir şekilde... Şuna bizde... ne dersin? Ne? Bizi yaklaştırmak için diyecektim ben de. Aynen. Ben de onu planlıyorum. Çok sevdiği birisi değil mi? Hatta sevgilisi galiba rolde. Evet. Diyelim ki Tarkan diyelim. Biraz düşün. Bir dakika. Birisi müzik açtı. Kapatsın onu oyun içi. Düşün diyelim. Senin sevgilinin yerini bu kadar rahat bir şekilde nasıl bulduk? Bunu bize kim söyledi diye düşün diyelim. Gitsin yani polislerden şüphelensin. Kendi tarafımıza çekmiş şeyi yaklaştırmış oluruz biraz. O zaman şey diyelim. Dedektif büroyla birbirlerine mi vurdursak lan bunları? Ama olabilir. Şöyle bir şey var. Şöyle bir port var. O adam teğmen. Yani dedektif bürodaki adamları sen istemediği bir role sokarsın. Teğmene düşman oldukları için. Ne alaka oğlum? Ne şüphelenecek gidip saldırmayacak ki. Kardeşim. Yo şöyle ya. Dedektif çok yetkilidir bu arada. Dedektif için direkt rotet alma yetkisi vardır mesela. Tamam alabilir de niye alsın? Hani şey değil o yüzden teğmenle ikisini birbirine düşman etmezse bir problem çıkmaz yani. O demek lan? Sen diyorsun ki problem çıkar diye. Çıkmaz yani bir şey olmaz.
Koray sağ 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 sağ. Oha amına koyayım, ne yapıyorsun ya? Kim kullanıyor lan bizim arabayı? Koray abi ben. Bunlar nasıl sürücü ya? Biz niye askeriye gidiyoruz ya? Dikkatli sür de var abi, bir şey diyeyim. Dur lan. Seni nasıl aldım ben ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Bu bahriyesik ne oluyor? depo ifşa. Depo olan kimse ID verebilir mi? Dur. O hiçbir şey görmedi bu arada. 12. Ateş sesi gitti tabii. Başka depovari bir yer var mı? Abi çöldeki havalimanının hangarı var böyle depo gibi. Trevor'ın falan şeyini indirdiği yer vardı ya. Uçağını indirdiği yer. Neresi orası? Orası bir düzü de değil mi ya? Çok ya bizim dağda bir yerimiz vardı ya. Böyle dağda Körtün bir ev. Körtün ora mı? Körtün or... Aa dur bakayım biz ne... Aa. Körtün'e yine gidebiliriz bu arada. Şu anki orada son rolde hiçbir zaman kullanılmadı bu arada. Evet yani şu anda kullanabiliriz. Bir mağara var ama küçük işinize yaramaz orası bir de. Şu arabayı bir kullanayım da dikkatli. Sayneyi şimdi bir yere gömeriz. O sonra yine revlenir gelir. Ya ölmedi zaten de, öldürmedi. İyi, hem polise de bir tane şey atmış olduk. Bizim diğer ekip nerede? Bunlar bizi kaybetti. Geliyoruz. Onu mu bekliyoruz biz? Şimdi ha ne diyorduk biz, konuya dönelim. Arkanızdayız bu arada, ben yavaş yavaş ilerliyorum. Ha. Şimdi bir de purpur var alınacak. Tamam. Bir yalan mı atsak acaba? Böyle hani i̇şte... onları korumak için ya bir çok doğaçlama ama böyle hatasız. Benim bir... dediğim zaten bir yalan aslında, yani aslında bize kimse yardım etmiyor bürodan ama hani adamın kafasına o şeyi sokuyoruz. Lan chat'te ne oldu amına koyayım? Ananı sikeyim, bu nasıl bir yol şey? Bir dakika, burada bir yerdeydi şey. Dağ evi. Ya şey, dur bakayım bir hatırlayayım onu. Ay, şuralarda falan olması lazım ya. Ya da şuraya gideyim ya, illaki bir yer vardır, yapacak bir şey yok.
Evet evet, daha farklı bir yerdeydi de şimdi düşünüyorum. Nehre yakındı o, Mia'yla... Mia'yla? Mia'yla avcılık yaptığımız avcılık zaman... Avcılık yaptı ya. Burası neresi lan? Çıplaklar kampı yeri var ya. Tamam, güzel. Yok mu burada bir açık hangar falan? Çok güzel olur ya olsa. Şurada bir açık gibi. Neresi? Bir inin bir... Ya oğlum. Niye acele ediyorsunuz her şeyde ya? Buraya gelelim mi biz abi, ikinci ekip olarak? Gelin gelin. Gelin. Burası da kapalı. Aslında biz bir yandan purpuru şey yapsaydık. Sen sayna kalkarsın. Sonra şey yaparız ya. Bunların önemi yok bu rollerin. Nereye bırakalım bunu? Nereye bırakalım? Açık bir yer yok mu ya? Gel gel. Ah. Kendi çıkacak oradan. Çatışma rolü yapmayacağız. Derdimiz çatışma değil. Şöyle manzaraya doğru bırakayım yani. Lavaya gidip geliyorum. Gözleri bağlı kalsın. Manzara gerçi çok güzel ama. Hani gezmeye gelmiştik. Ölmeye geldin. Beni niye öldürüyorsun? Belki de Heyman seni kurtarır, kim bilir. Siz neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Hiçbir yere kaçmaya çalışma. Eğer tepilirsen, zıplamaya çalışırsan, yuvarlanmaya çalışırsan, sana küçük bir sır vereyim. Burası çok yüksek. Nereye geldik biz? Bir adım bile atarsan ölürsün. Tamam. Uçurumun dibindesin çünkü. Biz öldürmeyiz. Tamam. Kendin ölürsün. Tamam, oturacağım buraya, çıkarmayacağım. Abi tek mi kalacak burada? Yok yok, şimdi onu rolde baydırmayalım. Şimdi bir halledeceğiz onu. Kim şu purpuru bir metalayın bakayım, nerede? Dur ben bakayım. Bir metala bakayım, nerede o? Purpur polisti değil mi? Evet. Ben gene göremiyorum. Tık 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 tık. Tık tık tık, hala göremiyorum. Muhtemelen chat gördü, ben görmüyorum hala. Tık tık tık. Oyunda tık, değil tık, ki. Aa, oyunda mı değil? Aytuncu işte. Gördüm. Aytuncu kaçıralım. 85. Bir dakika, Aytuncu kaçıralım zaten. Purpur dedektif Aytunç. Normal polis. Ben bir geliyorum hemen, bir 10 dakikaya gelirim. Hmm. Abi Viso'yun eşi var. Irina Dolunay. Irina, alalım yani onu da. Kadın kaçıralım diyorsanız. Memur 2. Irina Dolunay 9. sırada. 9 numara bak. ID'si 9. Bakalım ne yapıyormuş. O güzel olur bu arada, onu kaçır. Allah. Yanındaki polis de memur ki bu arada. İki tane acemi var şu anda araçta. Mia Tarkan'ın kardeşi. Aa, aslında madem doğru oynuyoruz harbiden, sevdiklerin hepsini toplayalım lan. Aa, o da bir seçenek tabii. Evet, yani kardeşi rolünde. Alalım Mia'yı da. Hem muhabbet ederler, sıkılmazlar, iki rol yaparlar.
Akoni'yi de alsaydınız o zaman keşke. Akoni'yi biraz da bıraktım ki haber salsın diye, hani şey olsun diye. Daraltsın adamı diye. Alalım mı yayın? Ha? Bence dedektifleri oynayacaksak Aytunç'u kaçırmak daha iyi. Onu da kaçıralım. Aa, Mia motel odasında lan, tam kaçırmalık. Ama ne alaka amına koyayım ya. Ya ne alaka bence diyeyim? Bence Mia'ya göndermeyelim. Çıkar çıkar. Hadi tam zamanı. Şey yapsana böyle. Tuvalete gir. Sonra sarılın sesiyle siz kimsiniz lan falan diyor. Sonra dipçikle vur kendine. Aa falan diye. Çıkalım. Yapalım mı lan onu? Çok çok komik olmaz mı? Oğlum 3 kişi kaçıralım zaten. 2 kişi az. Hadi diyelim, limitimiz yok. Tamam, onu yapalım. Sen tuvaletten kendi sesini çıkart. Ulan ama gene... şey değil mi? Çes sesiyle yapıyormuş ya. Siz kimsiniz? Yok Furkan abi, çese dönmez. Biz yaparız. Kes lan sesini diye. Aynen aynen. Gidiyor bu arada. Ay dur. Bindi arabaya, gidiyor şu an. Arabası yavaş ya. Kadar. Yakın da ha. Bak oğlum, kızı yukarıda tutuyoruz şu an. Yazık yani. Aa, ne? Valeria. O yüzden dedim ben. Valeria çok mantıklı. Valeria... şey, Tarkan eski sevgilisi, İzde yeni sevgilisi. Aa, hayda. Hadi bakayım. Valeria'nın adı ne? Valeria oyunda mı? Mia, Valeria, İz. Evet, üçü aslında fena değil. Yani... üç tane, biri eski sevgilisi, biri yeni sevgilisi, biri de kardeşi rolünde. Bayağı üç sevdiceği ve hiçbir şey yapmamış. Yapmıyoruz yani. Neden olmasın? O zaman Nemesis'i paketleyelim. Şey sıkılmasın. Aynen. Evet. Dur bakayım. Nemesis'e bakalım ne yapıyor. Abi sen Nemesis'i ghostla, ben paketlemeye gideyim. Biz paketlemeye gidelim. Hem de rolü izlemiş olursunuz. Hem de paketlemiş olursunuz. Ben yakalarım onu. Kimi? Nemesis'i. Şey neydi bizim o aracın kodu? Toros. Oğlum beni arabada bıraktınız. Dur. Orada öyle duracaksın mı? Kim? Hayır, ben bu arabada gider diye düşündüm ya, dur bunu da bileyim. Gideceğiz zaten. İki araba gidelim zaten. GPM atıyorum. Ayağım. Ay dinle. 12-12. Çok bastım. İyi ya, iyi. Bas abi, arkandayız. Tamam, şimdi kıstırıyoruz hadi. Haber veremiz. Yani Fulya abla, benden kaçamayacaksın. Hiç ya, hareketlere atma. Bak ya, çekeceğim şimdi şeyden. O nereye girdi onu? Kapat al arkasını, kutuya, kapat abi. Arkasını. Al kutuya. Telefonunu bana ver. Neden?
Yoksa seni öldürmek zorunda kalırım. Tamam, bir dakika veriyorum. Abla elimizde M4 var. Şimdi gidebilir miyim? Sence telefon gaspçıları gibi mi duruyoruz? Aa. Arabandan in, Mia. Oha, adımı nereden biliyorsun? Facebook'ta gördüm onu. Konuşarak anlaşabileceğimiz bir durum var mı? Yok. Pantolonu bizimkiyle aynı. Amacımız sana zarar vermek değil. Ama birine arkadaşlık yapmanı istiyoruz. Çünkü araştırdığımız biri... Hı hı. ...bize Mia'yı gösterdi. Şimdi sessizce... ...beni takip et. Bir şey sorabilir miyim? Sessizce evet. Tamam. Sen mi süreceksin abi? Yok, siz şey yapın. Ellerini kollarını bağlayın. Kimi takip ediyorum? Arabasını ateş edelim mi? Mia'yı kaçırdığımızı anlasınlar arabasının kontrolünden sonra. Onu ben yaparım. Siz Mia'yı tamam. Şey yapın. Arabaya bindirin. Ellerini kollarını not bağlayın. Verdiniz. Gözünü bağlayın. Salın. Ya yavaş olsana biraz. Hop. Tamam. Tarkan'ın şimdi ne yaptık? Manevi kız kardeşini aldık. Sevgilisini aldık. Bir de eski sevgilisi olsa var ya çok iyi olurmuş. Şimdi ben Saru ile giriyorum. Hepinizi öldürüp çıkıyorum, tamam mı? İçerik. Ya. Oy. Çesi bitiriyoruz orada. Bir şu kapıyı açsana bana. Konuşamıyorum şimdi sesim şeyim. Hangi kapıyı? Ben konuşayım sizin yanınıza. Arka kapıyı bindirelim ya bunu arka kapıya. Açamıyorum. Açamıyorum. Açılmıyor şunu. Gel buna bindir. Açtı işte. Açın kapıyı. Biraz gelmiş. Çabuk olun. Allah kahretsin ya, götürelim şunu ya. Oğlum öne binecek birisi, iki kişi adam... Ya oğlum al şunu bin ya. Elleri bağlı, elleri ya, bağlı. Dur açıyorum, açıyorum. Lan hiç mi yapmış oğlum? Abi ateş etmeyecek misin? Edeceğim de siz niye bana tek hadi bir gel. Araba bıraksanıza bana ya. Tamam al abi. Al bırakan git. Yardır. Götürün kızın yanına koyun, geliyorum hemen. Bana konumu girsin arabadaki biri. Al kanka girdim. Biz bu arabanın lastiğini niye sıkıyoruz ki ama, ne gerek var? Niye? Ha, polislere şey anlayacaklar işte. Oranın konumu neresiydi lan? Abi yaklaştır haritanın üstüne. Oy hatırladım. Bu Chilliad Mountain State Wilderness. Hadi polisler kovalayın orayı. Sizde oyuncu var, o yüzden ben TP çektim. Gözünü bağladınız mı Emot'la siz? Evet. Ben öyle girdim. Ben biraz rolde sıkılmasın diye yanına gidiyorum. Abi Altan Tarkan'ın karısı. Oğul tamam. Ya gerçekten bana... Çık abi çık çık. Gerçekten bana mı denk geldi? Koskoca dünyada merdivende biz birbirimize niye denk geliyoruz lan?
Şimdi bak küçük küçük iyi niyet göstergeleri rolü yapacağım. Temiz hava iyi geldi mi İz? Evet. Çok iyi geldi. İhtiyacın olan bir şey olursa çekinme söyle. Tamam. Benim çok çişim geldi. Altına yapabilirsin. Ben tutayım o zaman. Susar veya acıkırsan söyle olur mu? Aç kalmanı tamam. İstemem. Tamam. Sonuçta yakın bir arkadaşımın sevgilisi sayılırsın. Sen Tarkan'ın arkadaşı mısın? Evet, onunla iyi anlaşıyoruz. Anladım. O zaman bana zarar vermezsin, değil mi? Sana şu ana kadar zarar verdim miyiz? Hayır. O zaman sorun yok. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi yanına bir arkadaş geliyor. Onunla birlikte kim güzel geliyor? Vakit geçirirsin diye düşünüyorum. Tarkan mı geliyor yoksa? Kim bilir. Görelim bakalım. Tamam. Bozuğu da mı alalım? Yok ya bozuğu. Aa. Alalım mı lan bozuğu da başka yere götürelim amına koyayım. Koyalım C4'leri patlatalım lan. 3 tane force check. Ati. Dur ben konuşmaya gidiyorum. Sizde galiba dur, program dur. Yok. Efendim. Nasıl çıkacak buradan? Bende program var abi. Kendini çıkartacaksın kanka. Taşı. Temiz hava sever misin Mia? Temiz hava evet. Evet severim. Dün de nereye gidiyorum ben? Doğru yerdesin o zaman. Biraz hava al. Temiz hava sever misin Mia? Lan Mia! Kim lan bunlar? Geliyorum lan amına koymaya geliyorum. Diğerinin yanına götürün. Diğeri kim? Bir arkadaş diyelim. Arkadaş kim? Mia. Sen kimsin? Ez ben. Ne yapıyorsun lan burada? Sen ne yapıyorsun? Burası neresi ayrıca? Ne bileyim ben gözüm bağlı. Bunlar kim? Bilmiyorum. Hadi siz biraz dedikodu yapın. Kaynaşın. Ortak noktalarınızı bulmaya çalışın. Ortak noktamız mı? Bizim ortak noktamız ne olabilir?
Lan sevgilimden mi hoşlanıyorsun? Ay be, niye hoşlanıyor? Aşkı ne olabilir ortaklıklarımız ki seninle? Ya sen beynin mi sulandı kızım? Tarkan işte. Tarkan'la ne alaka ya? Çok bahsetti Tarkan'dan. Senle alakalı Şemon gözleri derya. Olmadık. Ben Tarkan'ı tanımam ki. Ne? Tarkan kim? Nasıl ya? Efendim bir konuşabilir miyiz? Galiba konuşamayız. Konuşamayız. Ya senin beynin mi sulandı? Ya. Tarkan'ın kardeşi değil misin sen? Yo. Ya sussana be. Sussana be. Vur bana. Valeri oyunda boyunda değil oğlum. Sıtsık oğlum lan. Yerlerde sürükle. Onun için Allah'a emanet. Evet, ne yapıyoruz? Aldık iki tane. Bir tane daha kız buldum. Kim buldun lan? Melody, Ali Nasil. Melody'nin polis karakteri. Kimin? Tamam, kimin nesi o? Teğmen'in karısı. Hangi Maxiel'in karısı. Oha lan, ona gerek var mı? Yani kadın, polis ve yüksek rütbeli birisinin eşi. Ya da sevgilisi mi neydi bilmiyorum. Ama bence şu an biraz şey olur. Hani kopmaz mı mevzu? Sadece Tarkan'a mı yöneleceğiz? Bence ya Üsküp Bey'e yöneliyoruz kafasında olabilir. Üsküp Bey'e yöneliyoruz da... Hani Tarkan'ı biraz yanımıza çekmeye çalışacağız ya bir noktadan sonra. Ha. Ya da konusu alalım yani harbiden. Harbiden konusu mu alalım? Ya konusu alalım, yanına koyalım. Madem rolde kardeşi gibi yani iyi anlaşıyorlar. Tamam, bakıyorum. Bir bak bakayım konusu yalnız mı? Nerede konus? Ondan sonra Tarkan'a diyelim ki sofra kurduk çilingir. Gel kardeşim bir yemek yiyelim seninle. Ya bunu nereye bağlayacağımız... Departmanda. Departmanda alırız. Nasıl alacağız abi departmanda? Alamayız tabii lan. Departmanda dışarı çıkartırız onu bu arada da. Kimi çıkarmamız gerekiyor? Çok basit konus. Bir yöntemim var. Yani kızlardan birine telefonu vereceksin. Diyeceksin ki... Sana bir konum atıyorum, gelsene burada işte arabamın lastiği patladı diyecek. O da gelecek abi. İyi tamam, öyle yapalım. Aynen. Yani hem de rol paslamış oluruz. Deriz ki... Dur, çıkıyor. Dışarı çıkıyor. Dışarı çıkıyor. Tamam işte, o şekilde çekeriz onu. Koşuyor. Bayağı bildiğin dışarı çıktı. Araba alacak. Konusla izin arası iyidir diye düşünüyorum. İyidir. Çok bekletmemiz lazım ya. Çok. Aa, Kadir de oyunda. Gerek yok ki, direkt dışarı çıktı arabası bu arada. Ama kontrol edelim. Aha. Şu an polis arabası alıyor. Hayır, bunlar biz ateş ettiğimiz yeri kovalıyor. Burada çok fazla polis var. Yine bakın. Kimin? Bakın abi, oğlum arıyorlar lan bizi. Hayır, biz ateş ettik ya, orada onu arıyorlar. Aradıkları evet, yere gidelim abi. Oğlum çok fazla polis var orada. Var mı? Abi bu arada izin kaçırıldığını da biliyorlar. Mia'nın kaçırıldığını da biliyorlar. Biliyorum yani hep mesaj. He, doğru, aratırsak anlayacaklar fake olduğunu. Aynen. Yok, konus çıktı ya dışarı. Tek başına bir arabada. Şu an polis arabasında. Yok, departman önünden alamayız abi o kadar rahat. Tamam da biz sonuçta Tarkan'ın üzerine giderken niye konus? Abi niye? Çünkü en yakın arkadaşıymış. Yani adamın abi, en yakın en yakınlarını toplamış hadi oluyoruz. Tek başına devreye çıktı. Hadi gidelim. Akoni'yi bilhassa bıraktım. Haber versin Tarkan'a durumun ciddiyetini anlasın. Ya bizim ÇES olduğumuzun haberini alsın diye. Şimdi abi arabalara koşun da bir yandan yol yapalım.
Tamam. Çıktı tek başına devreye atıyor abi. TP olabilirsiniz, önemli değil. Şu an operasyon yapıyoruz biz. Ya oluruz da hani yine de yakalamamız istiyor. Hayır, şimdi şeyi planlayın. Ya planlayalım. E tamam, topluyoruz hepsini. Konuyu nasıl, yani Tarkan'ı nasıl bize doğru çekeceğiz? O önemli. Burada bir yalan atmamız lazım. Yani başları tehlikedeydi. Aldığımız işte bilgiye göre biz korumaya aldık falan. Saçmaları ama onlar öyle doğrulamayacak ki bizim kaçırdığımız kişiler. Ya benim dediğim gibi onların yerini öğrendiğimiz kaynak üzerinden yalan söylememiz bence en olası mantıklı. Şey yapalım. Şehirde bizi taklit eden birileri var diye Tarkan'ı arayayım. Fake atalım. Hani birileri kaçırılıyor ve konunun bizde hiçbir alakası yok. İşte taklitlerimiz var, bir şeyler var gibi böyle değişik bir mantığa da girebiliriz. Olabilir. Ama ah ya, o da bir garip olur ya. Çok şey olur yani. Bizim taklidimiz nasıl amına koyayım bu kadar birebir aynı güçle yok takılabilir? Evet. Yaşatmayız bu arada. Bir de M4'leri falan da olamaz evet, yani. Evet evet, o biraz çok şey olur. Yani ilk klişe değil de böyle bir boş kalıyor altı. Yukarıda konuşuyor mu onlar? Rol yapıyorlar mı? Bekliyorlar mı öyle? Konuşuyorlar, konuşuyorlar. Araba seslerini falan duyunca gittiler herhalde. Etrafta kimse var mı falan diye. Bir dakika. Kaçma rolüne giriyor. Kaçma rolüne mi giriyorlar? Hiç ses verme. Birbirinin ağzındaki bandı çözmeye çalışıyorlar. Ağızlarıyla falan. Ay, ben buna ortak olurum aga. Ben o zaman şeyi alıyorum. Konusu alıyorum abi. Sen konusu al. Tamam. Ama bak konus... Bence konusu dahil etmesek mi ya? Tarkan'ı kendimize çekelim. Konusunda zaten biz atarlaşıyoruz. Çok saçma olmaz mı ya? Belki o iki arkadaşlığı zedeliriz. Oğlum konus bad cop değil mi normalde? İşte ben de amacımız oydu. Sürekli Tarkan'a iyi polis, kötü polis... Bak kıza da öyle pasladım. İyi polis, kötü polis diye pas atıyoruz. Biz iyiyi yanımıza çekmeye çalışalım. Abi yani işte açtırayım mı açtırmayayım mı? Arkadaşlarım bize aştırma. Çok yardımcı oldu Tarkan falan desek kıllanmaz mı zaten yani? Arkadaşlarım mı? Yalan iftira evet. Bu bilgileri bize çok kim verdi sanıyorsun? Hani bak evet dur bakayım dur şunu zeminli yapalım bir. Adama kuşku yaratalım. Ya duymadım oğlum öyle bir şey söylediğini. İftira diyorsun da hani bu bilgiyi bu kızları buraya getirten bir arkadaşım mı diye bir şey söyledim mi? Duymadım ben. Üç kere falan demiş, da arada kaynamış. Sikerim seni ha. Sen de söylemiştin bu arada. Sen de almışlar. Fikir senden çıktı zaten. Yapacak bir şey yok. Pezevenk herifler. Pezevenk. Bir şeye ihtiyacı olan var mı? Ölmeden önce belki bir şeyler yemek istersiniz. Ölmeden derken? Benim karnım tok. Ben de istemiyorum bir şey. Hakkını helalim. Helal olsun da ölecek miyiz biz? Kim galiba bilir? Bu yolun sonundayız artık. O zaman size küçük bir sorum var. Evet. Belki vereceğiniz cevap bir şeyleri etkiler. Tamam. Chess hakkında neler duydunuz? Halk kahramanı olduğunu duyduk. Evet evet. Halk kahramanları. Sen pembe saçlı. Peki bu halk kahramanı ünvanı nasıl aldılar? Polislerin gerçek yüzünü çıkararak ortaya. Evet. Ben de hiç polis sevmem. Onlar da sevmiyorlar galiba. Salaktan hiçbir şey duymadın mı? Duydum oğlum. Polisler yüzünden birisi öldü ya. Tamam. Polislere laf atıyorsun ama Büsütbelilerden biri sevgilin öyle mi? Ya benim mi? Benim hayır, mi? Hayır sevgilim polis benim değil. Benim sevgilim de değil. Nasıl değil? Ya sevgili değil. Değilim dedim. Sana bana demiyorum pembe kafalı çok konuşuyorsun. Ben pilot aşamasındayım daha. Olmadım sevgili. Polislere de laf atmıyorum bu arada. Chess'i nasıl duydun dedi, ben de anlattım. Az önce sana sorduğum zaman iyi polis, kötü polis dediğimde kötüleri de mi var onların dedin. Eğer evet. Biz
halk kahramanıysak onlardan nasıl biri kötü ya da iyi olabiliyor? Bu ayrımı bana bir anlatır mısın? Çıkan haberlerden sonra öyle gördüm ben. Yoksa bir şey bilmiyorum. Haberleri takip ediyorsan kötü polislerin de olabileceğini biliyor olman lazım. Gözümle görmediğim şeye neden inanayım? Şu an bence inanmalısınız. Tamam inanıyorum. Bekleyin, birazdan geliyorum. Tamam. Başka şansımız var sanki. Kimsenin yüzünden. Benim yüzümden ne alaka be? İnsan birazcık şey yapar, destek çıkar, biliyorum der. Niye bilmiyorsun? Yanlış bir şey yaparlarsa dizinle ittir. Zaten 3-5 saniye sonra ölecekler. Kız bak, ben ölmek istemiyorum. Ben de ölmek istemiyorum. Ay! Of! İşte bir ses her zaman eğitimlidir. Evet, ne olduğu konusu kaçırdınız mı? Kaçırmadık. Konusu almayacağız dedik ya abi. Ha, pardon, özür dilerim. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Bence Tarkan'ı arayalım. Aynen öyle. Diyelim ki... Tarkan! Tutu dilleri lıkır lıkır iç. Ne? Tarkan. Bak abi, ben şöyle bir şey söyleyeyim mi? Sen anlat bakayım, benim beynim... Aradık mesela... Ben de çok şey düşünemiyorum şu an verimli. Aradık Tarkan'ı. Buraya gelmesini isteyeceğiz herhalde. Hı. Mantıken. Ya da istemeyeceğiz. Ama gelirken neyse, hiçbir polis arkadaşına haber verme. Nedenini zaten geldiğinde öğreneceksin diyelim. Önce bir tane burada bir şeyi çakalım. Kıllandırma cümlesini. Sonra neden haber verme dediğimizi şimdi anladın mı deyip, hani haberi bize kim verdi sanıyorsun kafasını yaptıktan sonra, neden kimseye haber verme dediğimizi şimdi anladın mı yaparız. O zaten kıllanır. Sonra mantıken bunlara bir zarar vermeyeceğiz. İyi niyetimizi gösteriyoruz şu an Tarkan'a, anladığım kadarıyla. Yanımıza çekmek için. Hı-hı. Tarkan'a bunları vereceğiz. Gidecekler. Ben bir fikrimi... Ama söyleyeyim. Tarkan harbiden kıllanır yani oradan sonra. Bence biz bulmacamızı atalım. Diyelim ki işte burada çok odun sesi geliyor. Bilmem ne, ben bundan sinir oldum falan diye saçma sapan bir bulmaca atalım. Kolay olsun. Onlar, polisler buraya baskın yapsınlar. Biz yine çatışalım ama kaybedelim, zaten lose verecektik, vermemiştik. Aha. Hatırlıyorsunuz. Kaybedelim, bir kişiyi soruşturmaya alsın Tarkan. Tarkan en yüksek rütbeli olduğu için Tarkan alacak zaten. Tarkan o soruşturmadayken, bu arkadaşları, senin yakınlarını nasıl o kadar kolay aldığımızı biliyor musun falan diye böyle saçma sapan bir şey söyleyelim işte, sen söyle. Oğlum bu soruşturmada sonra... niye olsun ki bu amına? Burada da yaparız ki şu anın. Ve soruşturmada kayıt var, unutma. Hayır, Tarkan buradayken... Konuşacağız işte Tarkan'la. Hani sonra... Kordi sen ne demiştin bir daha tekrarla? Ben diyorum ki Tarkan'ı çekmek istiyorsak Tarkan'ı arayalım. Diyelim ki atacağımız konuma gel. Ama sakın iş arkadaşlarına haber verme. Nedenini geldiğinde zaten öğreneceksin. Zaten adam sevdiklerinin yaşamasını istiyorsa, değer verdiklerinin, uyum sağlayacaktır. Biz yine de uzağa adam koyarız. Hani geldiğinde eğer çok kişi gelirlerse patlatırız zaten. Geldiğinde de ona derdimizi anlatalım. Hani konuşmamızı yapalım. Tarkan'ın neden, işte ne yapmak istiyorsak, ne yöne çekmek istiyorsak. Ve gerçekten de buradaki insanlara zarar vermeden Tarkan'ı yollayalım. Yani aslında baktığında çok şey, böyle makul gibi durmuyor. Ama tamamen amaca yönelik bir hareket. Tarkan'ı yani neden verdiler, o zaman neden kaçırdılar falan olacak. Biz de diyeceğiz ki sana bir şeyler anlatmak için bunu yapmak zorundaydık. Ve bu insanlara neden güvenmemeni gerektiğini anlatmak için de bunu çok hızlı bir şekilde yapıp sana göstermek istedik diyeceğiz. Sonrasında Tarkan buradan sevdiklerini alıp tıpış gidecek ama geceleri gözüne uyku girmeyecek bunu düşünmekten. Koskoca Teğmen tek gelmez, işte bu seçim onun. Tek gelmesi değil ya benim oradaki derdim. Yok yok, chatteki birisi yazmış, ona cevap verdim. Benim buradaki derdim bir şey olmayacak. Yani şöyle. Abi aslında bu bir şey. Yani. Ya ama bunun bir adım yapması öyle bir şey. Daha uzun vadeli bir rolü açan bir şey. Ya açmaz aslında, çünkü öyle bir şey açmaz. Yok. Açmaz. Yani evet.
Onu sorgulamaz rolünde o kadar yani. Yani yayını da izle, bilmem ne de izle. O gerçekten öyle olmaz. Hayal ettiğin gibi olmaz. Gerçekten bir IC'de bunu yaşamış olsaydık bunu sorgulardı. Ama Greb'in dediği o konuda doğru, bir sonuca varmayacak bu yaptığımız. Yani bilemedim. Şimdi kanka, konusunda çok kavgalı olan bir tayfa. Bu suçu konusunun üstüne yıktık mı bence iş karışır. Ama siz bilirsiniz. Konusunda yakın arkadaşmış. Nasıl lan şeyler? E tamam. Zaten yakınından gelmesi daha yıkıcı değil mi? Şöyle bir şey var. Bad Cop muhabbeti patlayacakken konusu patlayacaktı. Abi Bad Cop değil bu. Bak öyle düşünme. Yani Bad Cop'a dahil olan bir rol değil bu. Adamın öyle olduğuna dair bir kanıt bile sunmuyoruz. Sadece nifak tohumu sokuyoruz. Ve tarafımıza adam çekiyoruz. Aslında birisini patlatmıyoruz. Amacımız Tarkan'ı tarafımıza çekmek. Birilerini patlatmak değil. Eğer böyle yaparsak zaten birisi patlamayacak. Sadece Tarkan şüphelenip bize soru sormaya, bizi dinlemeye başlayacak. Ya ben Tarkan'ı arıyorum. Diyorum ki ya çok altı boş. Lan ikna olamıyorum. İkna olamıyorum yani. Vallahi ikna olamıyorum ya. Herkes tamam okey chat. Kordin dedikleri mantıksız değil zaten. Ben ona okeyim. İyi de işte hani devam ya, olmayacak gibi hissediyorum. Yoksa tamam yaparız yani, sıkıntı değil de. Başka bir şey de açılabilir. Ben hani adam çekme kafasındaki bir şey düşününce bu geldi aklıma. Oğlum Tarkan'ı yanımıza almamız okey de almamamız da lazım ki. Yani %100 almaya çalışırsak yani bu senin dediğinde bayağı yüksek bir ihtimalle Tarkan'ı yanımıza alacağız. Tarkan'ın yıllar önce yakalayıp hapse attığı bir kalbi. Niye güvensin bize? İçten çıkar ve Tarkan'ı sevdiklerini öldürür. Senaryo yazmış o. Bunu öğrenen Chess geç kaldık abi onu yapmak için. Kaçırırken seri katilin kaçırması lazım. Ya oğlum mükemmel senaryo, mükemmel senaryo. Dur la dur. Başka biri ya, bizim gelip kurtarmamız gerekirdi. O geçti artık o. Evet de ben de onu diyorum. Konusun rolünü ya da herhangi birinin rolünü çok zora sokuyoruz. Evet, abi. Evet. Adam yapmadığı bir şey açıklamak zorunda kalacak ve nasıl açıklayacağını bilmiyoruz. Evet, evet, aynı fikir değil. O yüzden bana uymuyor. İşini karıştırmak istiyoruz ama yani. İşte mesela bak şöyle bir şey olsa, konusa gerçekten işte bir şey yapmak zorunda bıraktırsak ve konu suçlu olsa anlarım ama konus burada suçsuz mesela onun üstüne suç attığımızda. Tamam oğlum, ama Tarkan bundan şüphelenecek ama hiçbir zaman bunu kanıtlayamadığı için konusun başına hiçbir bela gelmiyor bu rolde. Kanka konusun bir sürü suçu bence var. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Fatih'i çağıralım. Konuyla bağımsız. Burada kayıt almasını isteyelim uzak bir yerden. Biz burada bir çatışma verelim. Tamam mı? Yerde bir iki tane adam ölmüş olsun. Beyinler karışsın bak. Bunu kayıt etsin. Biz adamları vuralım. Tarkan'a mesaj atalım. Sevdiklerin şeyde güvende diyelim. Onun haberini kaydını alsın. Biz de siktirip gidelim. Sanki Chess kurtarmış gibi olsun. Ama işte ama kızlar gördü ya bizi. Kızlar, kızlar gördü de yani haberi yapan ya böyle değişik bir şey şekillendirebilir olayları. Yani kızlar şahit, bizi gördüler maskemizi falan. Ondan sonra cıma ama haberi yapan arada Fatih o şekilde yansıtıyor. Yani aslında polisin bugüne kadar yaptığı şeyler gibi hani olanı değil de farklı şekilde medyaya yansıyan şeyler gibi böyle bir kafa evet karışıklığı yaratabilir. Değişik rollere vesile olabilir. Yani şöyle olacak. Kız ne nasıl olacak? Ya da yerde kızlar ölü diyecek ki. Ölü Chess şeyleri olacak işte. Yani yok yok. Ne? Senin dediğin gibi olacak abi. Kızlar diyecek ki ama bizi Chess kaçırdı diyecek. Arkoni falan da gördü. Hayır. Ben videoyu izledim. Sizi Chess kaçırmadı falan diyecek. Kızlar kim diyecek olur onu? Ya falan diyecek. Yani Tarkan ya da tüm halk ya da tüm PD videoyu izleyen herkes görecek ki Chess kızları kurtarıyor. Kızlar da diyecek ki hayır bizi Chess kaçırdı. Onlar kurtarmadı diyecek. Tamam işte. Kızlara kimse inanmayacak çünkü işte kanıt olacak. Halkta sürekli şey olacak böyle. Kurtardı mı kurtarmadı mı amına koyayım. Yani hep bir kafa karışıklığı yaratmak evet istiyorum ben böyle. Hani bir taraf suçlu olduğumuza inansın. Birkaç taraf haklı olduğumuza inansın. Ama Fatih burada
Fatih olayı bilmiyor. Biz sadece bir kurtarma operasyonu yapılacak dedik. O kadarını biliyor. Bence seninki güzel. Hem de çatışma da olmuş oluyor. Evet, çatışma da olmuş oluyor. Silahlar çıkıyor. Bu arada çatışmayı gerçek yapalım mı? Yani şöyle diyorum. Ayrılalım gruplara. Biz sizin ne plan yaptığınızı bilmeyelim içeride. Ya da işte saldıran ekip ne plan yaptığını savunan ekip bilmesin. Ona göre yapalım ama her türlü saldıranlar kazansın. Efendim? Evet ya. Efendim? Alo? Sesimi alıyor musun Tarkan? Alıyorum. Seni arıyorum dört bir yanda. Neredesin? Beni neden arıyorsun? Sevdiğim biri elindeymiş. Haberini aldım. Sadece biri mi? İyi akşamlar. Başka kim var elinde? Sana bugün öğretmem gereken ve anlatmam gereken bir şeyler var Tarkan. Öncelikle bilmeni isterim. Sevdiklerine zarar vermek istemiyorum. Hiç öyle bir niyetim olmadı. Aramızda iyi bir arkadaşlık olduğuna inanıyorum. Yanlış mıyım? Ya arkadaş olmasak da iyi anlaşabildiğimizi düşünüyorum. Ne istiyorsun? Bence arkadaş da olabiliriz. Bilmeni senin arkadaş olan şey olmak. Neden benim arkadaş olmak istemiyorsun Tarkan? İyi şeyler yapmıyorsun çünkü. Senin için iyiliğin tanımı nedir? Tam olarak aradığım şey o çünkü. İyiler ve kötüler. Adam kaçırmak kötü biri olduğunu gösteriyor. Silah bulundurman kötü biri olduğunu gösteriyor. Motele bomba döşemek iyi bir şey olduğunu hiç zannetmiyorum. Ne yapmaya çalıştığını da anlamıyorum. Sen de silah taşıyorsun ama. Ben polisim çünkü. Polisler hep iyi midir? Senin kadar kötü birini görmedim açıkçası departmanda. Ne istiyorsun benden? İşte tam olarak bu noktada durmak istiyorum. Senin kadar kötü birini görmedim diyorsun. Bundan o kadar emin olma. Sana birazdan vereceğim bilgiler seni şaşırtabilir. Ama bu yaptığımız konuşma bundan sonra daha dikkatli olman için. Ama bizim açımızdan değil. Kendi açından dikkatli olman için. Sana birazdan ulaşacağım. Ve emin ol. Sevdiklerine bir zarar vermiyorum. Gönlün rahat olabilir. Tamam, ne istiyorsan yapacağım zaten. Bekliyorum aramanı. Bunu daha önce yaşadık biliyorum ve sana güveniyorum Tarkan. Ve umarım düşündüğüm gibi iyi bir polissindir. Öyle olduğuma emin olabilirsin ama sana karşı iyi olacağıma söz veremem. Bana karşı iyi olup olmaman önemli değil. Halka karşı iyi ol. Yeter. Heh, geldim. Getiriyorum polisi. Gayet temiz. Polisi getiriyor geliyor musun? Geliyor polisler. Dur o zaman bekle, ben kuleye çıkıyorum. Bizimkiler ayıldı mı? Helikopter de geliyor. Helikopter de geliyor. Tamam. Armorlarınızı falan basın. Bir şey spawnlayacaksanız şimdi spawnlayın. Çünkü birazdan görecekler sizi. Ya oğlum bizim saldırmazlar herhalde, elimizde rehine var oğlum. Arka kapı çıkışımız nasıl olacak? Onu bulamadım ben. Arka ya çıkış var dediniz ama. Var. En olmadı çıkamayız, çok basit. Yani bizim kanka, ölümümüzün sebebi de motorla atlarsın. O adamlar olacak. Motor spamlayın. Motorun adı FCR. Hayır, aşağıda duracağım da. Şu an çıkıyorum, bizim geliyorum. Biz ÇES olarak polislerden haberdar değiliz. Yoksa sen bize haber verdin mi? Haber verdin. Şu an gelince haberiniz olacak. Ben şu an yakalanmıştır. Çok sorgulanmaması gereken hareket abi aslında. Sorgulamayalım. Amacımız zaten çekmek de. Yani pataküte saldırmasınlar. Şey ne dersin abi? Rehinimiz var zaten. Biliyor tabii. Helikopteri geldi. Gelemiyor ki. Hepimiz ölelim. Ya burada geldi. Şey ne diyorsun? Kaçmak yerine rehinleri verelim. Rehinemiz kalmadığını bilince üstümüze gelecekler ya. Üstümüze gelmezlerse gitsinler. Üstümüze Tukan gelirlerse tutuklanmamak için çatışalım. Tukan abi kaçsın ama. Yani güya Tukan abi'nin karakteri kaçmış olsun. Ben belki burada değilim oğlum. Ben arıyorum abi, ediyorum Tukan ama. Tukan abi belki burada değil ki. Ama konuşma yapacaksın abi. Konuşma yapacağım. Şey yapalım. Atıyorum Sayna kaçsın, ol Tukan abi deriz. Yani birisini kaçırırız aynen. Ya bir kişi kaçar aradan zaten ya.
arkada böyle yer değişmiş gibi görürsün. Ben kapıda duruyorum. Tamam, şimdi motora gerek yok. Bir tane bir şey, Reyna'nın başında biri var değil mi? Geldim gibi kapıyı abi. Kapatın. Gidiyorum. Dur, kapıyı tamam. Kapatın. Gidemiyorum. Rolle kapıyı ben kapamayı bilmiyorum. Reyna'nın başında birileri var değil mi? Reyna'nın başında birileri var. Var. Tamam. Grab ben. Bekle o zaman. Emote'la mı kapıyoruz kardeşim? Dur. Efendim. Çok hızlı geldiniz. Siren seslerini duyuyorum. Evet, ben de yöneliyorum bölgeye. Eğer sen oradaysan. Aslında amacım seninle birebir de burada konuşmaktı. Ama ne yazık ki polisler yerimizi bulmuşlar. Başka bir yerde görüşelim. Çıkış yapmanı sağlarım oradan. Rehineleri bana vermen lazım ama. Rehinelere zarar vermeyeceğimi söyledim. Ama madem öyle, anlatmam gerekenleri telefonla değil, yüz yüze yapmak istiyorum. Ama bir kuralım tamam. Var. Daha doğrusu arkadaşım olarak senden bir ricam var. Keskin nişancılar, helikopterler veya diğer polis arkadaşların hiçbiri silahlarına davranmasınlar. Onlara zarar vermek istemiyorum şimdilik. Tamam. Rehineleri verecek misin şimdi? Onları istiyorum. Geçen gün anlaşma yaptığımız zaman herhangi bir kural ihlali yaptığımı düşünmüyorum. Tıpkı senin gibi. Evet. O yüzden rahatlıkla anlaşabileceğimizi düşünüyorum. Doğru muyum Tarkan? Anlaşacağız. O zaman bölgeye geldiğin zaman aramanı bekliyorum. Tamam, bekle. Ha bu arada rehineler kulenin üzerinde ve güvendeler. Tamam. Geliyorum. Tamam, ben şimdi bunları saldırtmıyorum şu an. Geldin yani, mi abi? Hiçbir şey yapmayacaklar şu an, belli, o rapor geçer. Tamam. Reynelerin konumunu da söyledim, güven kaynağı olsun diye. Zaten oradan kurtarma şansları yok yani, ne yapacak? Alamaz aynı. Aynen, kuledeki silahlı reynenin kafasına silah tutmasın, sadece başında dursun. Dur, telefon çalıyor, bir dakika. Bence sen de kapıya gel abi yanından. Tamam, bekle, geliyorum. Alo. Dinliyorum. Şu an bölgedeyim. Dediğin kuleyi de görüyorum. Şimdi seninle burada güzel bir anlaşma yapalım. Sen rehineleri ver. Ben gene senin kılına zarar gelmeden bölgeden uzaklaşmanı sağlayayım. Sonra ne konuşacaksan ya telefonda konuşalım ya da buluşalım. Fark etmez. Ama rehineleri bırak. Rehineleri bırakacağımı biliyorsun zaten Tarkan. Bence... Tamam. Benim buradan çıkıp çıkmamam önemli değil. Sana daha önce de söyledim. Benim kılıma zarar gelirse emin ol benim gibi başkası çıkacaktır. Ne şüphe. Bence bunu telefonla değil yüz yüze halledelim. İçeri gelmek ister misin? Bu kadar ekip varken benim içeri gelmem sağlıklı olmaz. Bana en azından bir şey vermen lazım. Rehinenin birini teslim alacağımı söyleyerek gelebilirim oraya. Belli prosedürlerin dışına çıkamam. Hangisi senin için daha önemli? İz mi? Mia mı? Mia da mı sende? Mia da bende. İkisini de ver bana. Başka bir polisle geleyim sonra beni al. Biriyle geleyim, ikisini de ver, beni al, tamam mı? Sana döneceğim. Derdi. Güzel. Güzel. Şey istiyor. İkisi arasında tercih yapmak istemedi. İki polisle geleyim dedi içeri. Reyneleri teslim et, beni al dedi. Benimle konuş dedi. Şu an çok beklentisi mantıklı. Şey abi zaten düşük. Ama rehineleri onun için vermiş gibi yapmadan direkt mi versek? Hani. Bak bence... dur bekle. Bekle dur, geliyorum hemen.
Efendim? Seninle ilişkimizi bir adım daha öteye götürmek istiyorum Tarkan. Dinliyorum. Ve sana güvenmeyi tercih ediyorum. Evet. Biraz sonra bir hamle yapacağım. Yaptığım hamleden sonra senin hamleni bekliyor olacağım. Başka detay vermiyorum. Karar senin. Telsizinde ol ve polisleri kontrol et. Daha... Bak ben ona şimdi bir hamle yapacağımı söyledim. Tamam mı? bu hamle şu. Reyneleri indirin. Direkt dışarı bırakın. Öyle yapalım da ben şey gibi düşündüm. Hani bir ekip arabasıyla gelsin. Bizim ekip arabamızın önüne çeksin. Tamam, arabadan indiğinde biz ikiliyi yollayalım kızları. Tamam dur. Gitsinler arkaya. Bekle. Sonra tamam. Tarkan'la konuşmak isteyelim. Aynen. İndiriyoruz. İndireyim mi kızları? İndir yavaşla. Efendim. Senden bir adet polis aracı rica edeceğim. Onu içeriye sokarsan ki güvenebilirsin hiçbir şey yapmayacağım. Yaklaşık 15 saniye sonra sana geri dönecek ve çok mutlu olacağın iki tane yüz göreceksin. Karşılığında şu an hiçbir şey istemiyorum ve sana güveniyorum. Ne dersin? Tamam. Kabul ediyorum. Getiriyorum arabayı. Aracı bekliyorum. Tamam. Tamam. İndirin nasıl abi. Nasıl çatışacağız şimdi? Dur konuşabilen var mı? Çatışmamız gerekmeyebilir. Kararı polise bıraktık. Kararı polise bıraktık şimdi. Ne diyeceğim? Ya indirin işte. Kaldırın yani. Ha. Şey ya da itekleyin. İmot verin. Yeleğe gerek yok. Bence çatışmayacaklar. Operasyon varsa da bu Tarkan'ın kararı kardeş. Yani ben iki reyni hiçbir şey karşılık istemeden bırakmışsak bakalım. O yüzden polisi... haberciyi de mi çağırsaydık dedim abi hani. Ne haber? Haberci geliyor zaten. Araç sokacaklar içeri. İyi tamam. Haberci bakalım. De çeksin hani. Çet sıkmamışken, bak, rehineleri vermişken polis sıkarsa geçmiş olsun. Sıkıntı yok. Gerekirse hep beraber ölürüz ama bunun sonucu amacımız olur. Amacımız o zaten. Fatih ya Fatih ilk planladığımız role uygun olacaktı. Bu o rol değil. O yüzden Fatih'e dahil edemiyorum ama ben paslayacağım ona bir şey. Fatih metalama hakkına sahip zaten. Evet. Şey şimdi, olarak. Reyneleri tutun orada. Ne yapıyoruz reyneleri? Burada durun, durduralım mı? Kapıya doğru götürüyoruz. Benim önümden giriyorlar şu anda. Gelsinler gelsinler. Şimdi hamlemi yapıyorum deyip yolluyoruz abi sen. O biliyor zaten oğlum Doğru. hamle yapacağım. Hamle yapacağımı biliyor. Tamam tamam. İki tane sürpriz yüz göreceksin dedim. Tamam getirin abi götürün götürün. Bunları direkt rehine alsın. Rehine alıp yürüseydik aslında. Yo, ya normalde yok polisleri de rehine alırdık ama gerek yok. Bekle. Arkadaşları yerlerine bırakabiliriz. Gözlerini açalım mı bunları? Açın açın. Ben izinkini söküyorum. Aa ben atmıştım ama. Attın mı tamam. Tarkan? Mia? İyi misin? İyiyiz. Merak etme kurtaracağım seni. Kurtarmana gerek yok polis. Güvenli bir şekilde araca geçebilirsiniz hanımlar. Gelin. Tarkan'ı içeri isteyelim şimdi. Yo. Diğerlerini duymamız lazım. Diğer polis. Bekliyorum benimle iletişim kurmanı. Evet. Şimdi seni gözlemliyorum. Hamlemi yaptım. Böyle bir hamle beklemiyordun sanırım. Amacını anlamaya çalışıyorum. Yakında anlayacaksın.
İstersen sevdiklerini götürüp tek başına gelebilirsin. Sana anlatacağım kısa bir şeyler var. Dinlemek istersen. Geleceğim. Bekliyorum. Selman bir. Ya biz de o zaman semaveri yakalım abi, çay falan yapalım. Bekler. Bir mangal. Baba akü yok baba, arpa çalışmıyor adam bırak. Zibari yuvat deri, deri beri gari. Oğlum bir tarıyorlarmış bize, taka 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 amına koyayım. Tamam, daha güzel abi, bizim işimize gelir. İşimize gelir aslında. Bilmiyorum bakalım oğlum, şu an oyun oynuyoruz. Rolün yani, olayı o işte şu evet, anda. Şu an hamle attık. Tarkan'ın gözünde tamamen masumuz. Yani neden yaptığımızı anlamadı. Zaten ve dedi ya amacınızı polislerden sorguluyorum daha dedi. Çok şüphelenir. Tam biz polislerde böyle bir şey olduğunu söylerken bizi polislerin vurdurduğunu düşünsene. Yani, şu şey an tamamen ya, orada dönüyorlar. Tankla geliyormuş. Pop pop pop. Bam 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 bam. Sikerim belanızı diye. Bir spek atmak istiyorum ama. Dur. Aa. Heh. Atın abi silahı milahı bırak elinde nitemi. Dinle ne diyorlar. Ne anlatıyor kadınlar. Zarar mara vermediler falan. Bitmiyor amına koyayım. Vurmakla da bitmiyor, çatıştırmakla da bitmiyor. Bu herifin bir derdi var. Benle konuşmak istiyor. Herif o gün bana bira ısmarlıyor ya. Efendim biz de bitmiyoruz. Yani şimdi siz niye gidiyorsunuz oraya? Şu an bir şeylere uzaklaşın. Gelin. Işte, tamam. Gelin hadi. Götürelim sizi. Atlayın. Hiçbir koz yok adamların elinde. Atlayın haydi. Gidiyorsun oraya ya. Bak bak kendi aralarında şey yapıyorlar. Evet evet. Mia is benim. Hiçbir koz yok diyor konuz. Hadi dönüyoruz. Bölgeyi arkadaşlar. Boşaltırayım mı? Boşaltır. Bölgeyi boşalttırıyorlar. Tüm ekipler kod 4 durumuna geçiş sağlayan bölgeden. Herkes bölgeden çıksın. Şu an bayağı eli M4'lü 5-6 kişiyi görmezden geldi. Evet 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 evet. Evet. Departman kendi içinde çatışır kanka. Ne alaka ya? Efendim Akonik. Tamam aldık. Mia'yı aldık. Hayır hayır, departman korktuğu için değil lan, ne evet, alakası var? Yani. Çok mantıklı hareket yapıyor şu an. Bence. Aldık, güvenlik şöyle istiyorlar yani. Kaçırdıysak bir daha bir şey yapabiliriz. Bunu yapıyorsak önlem almış olabiliriz. Şu an en makul hareket şu an yaptıkları. Tamam belli, telefonla konuşacağız. Bence gelir geri ya. Gelebilir evet, de. Biz gitti. Siz iyisiniz değil mi? Bir şey yapmadılar. Hiçbir şey yapmadılar. Hatta su falan verdiler. Su falan verdiler diye. Aferin lan Mia. Helal olsun sana. Uzaklaştırman lazım şu an. Biraz salla abi. Burger falan getirdiler bize de. Air havada kalsın, yüksek irtifadan takip sağlasın. Air ekibi. Air ekibi bölgede yüksek irtifadan bölgeyi tamam, gözlemlemeye devam edilen ekipler. Tamam, irtifadan takip etsin sen bana. Takip ediyorlar bir yandan da. Az mekan çok güzelmiş. Mekan güzel de burada normalde bayağı dal taşaklı NPC abiler oluyor. Evet. Böyle farkında olmadan geçirirken alnına taşak çarpıyor burada. Dur bakayım de ben. Şu güzel mesela abi, daha önce hani rol gereği hiçbir polis eli silahlı birini öylece bırakıp gidememişti. Ama öyle bir rol yaptık ki yani farklılık oldu. Adamlar şu anda bambaşka bir rolün içindeler. Yani silahlı, F4'lü, full teçhizatlı olduğumuzu biliyorlar. Bir şey yapamıyorlar. Tamam, burada olay zaten Dora'ya çok güzel bir mesaj verdim. Hani iyi polis yani, kötü polis muhabbetinde helikopterin gölgesi var lan. Nereden? Helikopter burada çünkü. Ben niye görmüyorum? Yüksek irtifada gözükmüyor. Ondan sonra şey dedim. Kızların eşyaları bizde kaldı. Siktir et, satarız. $800 çaldık. Dağda koşan kim? Benim. Ha, derse girdi mi? Heli var. Air departmanı. Bölgeden ayrıldı. Burası aslında normalde. Polis Tarkan mesaj attı. Bakalım ne demiş. Ekipleri uzaklaştırdım caps lock. Şey yazayım mı? Caps lock kapat. Caps basma. Bağırma. Bağırma. Sen de tamam yaz caps lock'la abi.
Ya bence şey kafasına girelim. Tek başına üzerinde kamera olmadan buraya gelmeni rica ediyorum. Güvenini kazanmak için gerekenleri yaptığımı düşünüyorum kafası. Gelince de vururuz. Bir de şey yok, mesajı böyle. Biz onları kaçırmadık, kurtardık. Oğlum gelince ne yapacağız? Mangal mı yapacağız? Anlatacak işte oğlum asıl rolü Tukan abi. Hı. Bence mangal da olurdu. Şimdi yeri sen seç diyor. Buluşalım diyor. E buraya geri gelsin. Niye bir ayrı bir yere gidelim ki? Ben adamlarımla geleceğim diyor lan. Hayda. Adamlarım... Ama anlatmak istediğimiz şey tam olarak bu değil mi? Hiç kimseye güvenmemesini sağlamaya çalışıyoruz. Bizim tarafımızda olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Tam şöyle sana yapalım. Anlatmak istediğim şey de bununla ilgili. Bu yüzden tek gelmen gerekiyor. Sen de adamlarınla bir yer belirle, ortak bir yerde konuşalım. İki tarafta güvenliğini sağlamış olur. Bunlar bizi yanında yer alan adamlarla güvende olduğunu düşünmüyorum. Uf şey desene abi. Güvende olmak için yanına gerçekten birkaç polis mi alacaksın? Benden böyle mi sağlama? Yukarıdan izliyorlarmış kanka motordan. Biliyorum işte, ben de o yüzden cıtmayın diyorum. Ben çatıda nöbet geziş yapıyorum, voltalıyım. Ben tek geleceğim, sen adamlarınla gelme lan. Kurtlar var. Ben bir tane vurayım, sen 10 tane vur. E tabii ki de ekip arkadaşlarına güvenecek oğlum. Zaten amaç o. Adam şu an eli silahlı terör takılan bir adama mı güvenecek yani? Ama amacımız böyle küçük küçük hareketlerle o güveni sağlamak. Hiçbir zaman güvenmeyecek zaten belki de. Ama kafasında hep bir kuşku olacak. Ya şey dediğini düşünsene. Sevdiğin insanların konumunu bize satan birisi başkalarına niye satmasın? Yani sana bu konuda bir iyilik yaptığımızı düşünüyorum vesaire. O da herkesten kıllanmaya başlar o zaman. Ben şurada üstü kapalı bir yerde bir tipime bakayım. Aklıma bir şey geldi ama. Aa dövmeler gitmiş. Amına koyayım, tüysüz bebe çıktı içinden. Benim yanımda güvenmediğim birine canımı emanet etmem. Ben yanımda güvenmediğim birine... Oy şey desene abi. Zaten güvendiğin insanlara canını emanet ettiğin için bugün iki kişi kaçırıldı falan de. Bana mı çok anlamlı geldi cümle ben sadece? Yanımda çok güvenmediğim birine canımı emanet etmem. Ben yanımda güvenmediğim birine canımı emanet etmem. Ya burada çok fena ters köşe yaparım onu da force atmak istemiyorum. Ya. Abi chat beni onayladı, bence benim cümleyi. Sen ne dedin ki sen? Söyle cümleyi yazayım oğlum. Ha, zaten canını emanet ettiğin için, pardon, zaten güvendiğin insanlara canını emanet ettiğin için tüm bunlar yaşandı bugün de. Zaten güvendiğin insanlara canını emanet ettiğin için bunlar yaşanıyor değil mi? Bak yaşandı de. Direkt bu olaya dem vur. Ana geyik spawnlandı. O zaman biri avcılığa başlamış kanka. Avcılık yapalım. Buraya denk geldin sen amına. Gelecek zaten birazdan geyik spawnlandı. Gordon'im valla enerji yüksek. Abi ben hep iyi fikirler üretiyorum da değer görmüyorum ya. Zaten güvenli insanları canına emanet için bunlar yaşandı. Neler? Ya ne demek neler? Tarkan 10 dakika önce kimi aldın buradan? Sen...
sevdiğin o iki insan, o sevdiğin o iki insana nasıl ulaştık sanıyorsun? Aynen öyle. Sana anlatmak istediğim ne? O zaman bence mesajla bitirelim bu işi. Öyle mi diyorsun? Evet. Benimle tek başına konuşmaya niyetin yok. Belli. Ama ben sana niyetimi belli edeyim. Burada işte lafı sokacağız. Yok yok, yüz yüze çok şey uzayabilir. Yüz yüze geliriz oğlum gene, tadını çıkartın ya. Tamamdır. O zaman ana konuya mı gireceğiz şimdi? Evet, ana konuya gireceğiz. Benimle tek başına konuşmaya niyetin yok belli ama ben sana niyetimi belli edeyim. Nude atıyorum. Senden çok hoşlanıyorum. Özürü bir halledelim falan da abi var. Abi tek git, telefonu uzat, sen konuş. Abi yok, aslında çok çok etkili bir yöntem. CK ama. Çok etkiliydi bu arada. Aferin lan Odysseus. Gidiyorsun böyle, ayarlamışsın, ben geleceğim sanıyor. Telefonu uzatıyorum. Telefonda benim sesim. Beni bu kadar aptal mı sandın? Polis. Niye alakayız ama. Bir anda atar. Ne söylüyor böyle? Özür dile artık amurum iki tane. Her şey yap abi. Kardeşin Mia. Sana sağ salim verdim ama memelerini sıktım falan diye gereksiz yorumlar yapıp tilt ediyor amına. Ne istiyorsun seni? Ay, hoparlör fikri geldi ha. Gelen kişi telefonu hoparlörde uzatır, sen de spekten konuşursun. Ay. Abi geyik çık, avlayayım mı geyiği? Hayır hayır dur. Oğlum bak mesaj geyik burada. Mesaj mı atacağız, konuşacağız mı abi? Ben şöyleyim, benimle tek başına konuşmaya niyetin yok belli ama ben sana niyetimi belli edeyim dedim. Gerisini getirmedim. Şimdi burada şöyle bir şey yapabiliriz. Bir tane mesela Fatih'i arayıp ona götürebiliriz. Telefondan hoparlörü açabilir. Ondan sonracığıma... Ya ben... Ya bu arada konuşacağım şey iki cümle amına koyayım. İki cümle için... Yani ama önemli oraya... iki cümle işte. Evet. Hani o şey muhabbetine falan gireceğiz. Hani özür dilemesi gerekenlerin artık sana da bir özür, evet, borcu, evet, var cümlemiz var ya. Bize özür borcu olanların sana da özür borcu var. O yüzden... Neydi lan cümlen? İçeridekilere dikkat edin. Ya başı mi? Şey. Aslında özür dilemesi gereken sen değilsin. Özür dilemesi gerekenler bizim bugün kaçırdığımız insanlara ulaşmamızı sağlayan arkadaşların. Ve artık onların sana da bir özür borcu var falan kafasından gireceğiz. Odysseus yok ediyor bu arada. Ne yazdı bakayım? Odysseus çok güzel bir şey daha söyledi. Birini yolla dedi. Tamam mı? Onlar polislerle, dürbünle falan bakacaklar. Telefonu uzatacağız. Tamam mı? Telefonu uzatacağız. Hoparlörden ben konuşacağım. Tek başına olacak. Ondan sonra konuşma bittiği an o giden kişi kafasına sıkacak. Ya öyle güzel, etkileyici de biz şirinler miyiz? Niye bu kadar çabuk adam insan canı harcıyor? Şey yapalım. Şey yapalım mı? Polis pedi var ya, polis pedi. Evet. Bir tane polis gönderelim. Ondan sonra polisi uzaktan vuralım. Sanki CS'e çalışan bir polismiş gibi. Ama işte bak, zarar vermeyeceğiz kafasında gidip polis de mi öldürürüz olmaz, yani? Olmaz olmaz. Şu an ama bak, polis. Bak telefonu verip oradan uzayabiliriz. Adam bize güveniyor şu an. Maymun kötü pedi. Polis bak, öldürdüğümüz kötü polis olabilir. Hatta ondan sonra dersin ki bu polis de bize çalışıyordu. Onlar gibi. Tarkan. Niye kendisini öldürdü peki? Kendine geldi. O zaman telefonu verir. Biz de onu indiririz. Bu da onlardan biriydi diyor, uzaktan evet, sniper'dan. Evet işte onu diyorum. Kendini vurması biraz kendini şey. Kendini vurmayacak yani... oğlum. Uzaktan sniper'la vuracağız lan. Hayır evet doğru. Hayır bu arada. Tamam. Odysseus'un yazdığın üzerine diyorum. Ya tamam da işte ona gerek yok normalde. Ararsın telefonla, söylersin amına koyayım. Adam niye ölüyor? Yani herif iki cümle kuracağız diye gidip orada kafasını sıkıyor. Yani orada şeyi gösterebilir sana. Biz bu kadar taşaklıyız. Biz bu kadar bak manyağızı yansıtmanın bir lüzumu yok. Telefonla arayıp bana bak lan içeride dikkat et, özürün sana özür hadi eyvallah demek yerine
Sadece seyir keyfi olarak güzel yani. Hani ezel kafası. Ben hala Tarkan'ı buraya çağırma taraftarıyım. Batak atalım buradan. Hayır, gelsin burada konuşalım. Yüz yüze. Ve yine buradan sağ salim çıksın. Tamam. Niyetimizi net bir şekilde anlamış oluruz. Abi normalde bir teğmen böyle elini kolunu sallayarak gelir mi elinde bir koz yokken ya? Gelmez abi. Abi daha fazlasını yapabileceğimizi biliyor. Yani olaya şahit oldu. Bu şey gibi. Hani testi kırılmadan... Neyse, o örnek iyi bir örnek değil, pardon. Koray ne yapıyorsun? Yukarıda izliyorlardı. Yok kanka, bakıyorum yayınlarından. Dur, çok güzel çevirdim hayvanı. Çevir hayvanı, çevir hayvanı. Al. Nereye gidiyor? Sıkışacak burada. Aa, sıkışmadı. Aa bak, sıkıştırayım dur. Diyorsunuz, Odysseus'un yazdıklarını görüyorum. Ya onu da yapabiliriz. Yani yapılmaz bir şey değil. Gideriz departmana. Yani Chess'in kostümünün içinde kişi Chess olacak değil. Ama birine zarar vermediğimizi göstermek istediğimiz bir rolde, evet, bunu yapmak yani biraz. Evet yani şu an yoksa güzel bir zeminini rolüm oluşturduğumuz şey şu rolde en azından birini öldürmek değil. İstiyoruz şey ki onlar zarar versin ya da bir şey yapsın ha. O öldürdüğümüz polis işte aslında bad cop'sa, aslında yardımcı olmuş. Tamam da sonuçta o bir polisse onun DNA'sından kimliğini bulup kim olduğunu bulacak falan filan. O araştırmalara girmek zorunda kalacak. Tamam, polis gidecek oraya normal polis pediyle ya. Yani çok sorgulamayacağını düşünüyorsanız o durumu. Ya da öldürtmeyeceğiz, tutuklatacağız. Diyeceğiz ki departmanda işte Hesra Fego adında biri var. Hesra Fego. Bu da onlara çalışacak diyeceğiz. Hatta bizden biri gidecek, onunla da bir sorgu rolü çevireceğiz. Sorgu rolünü alacak onu. Ondan sonra sorgu rolünde tak oradan Sarp, Aziz Efak, Kaan dediği zaman şak üçünü de hapise yollatacak. Ha, oldu. Goygo yapmayalım adam. Şey hadi gidecek. Adam şeyde hadi. Kağıt götürelim. Üzerinde özür diliyorum yazsın. Bunu oku diye. Ya, tamam, bu departmanın başıyım ve bir dakika, ben bu departmanın başıyım ve şehirde bu tip eylemler gerçekleştiren birinin yanına elimi kolumu saldırarak gelmemi bekleme. Doğru söylüyor. Tamam. Doğru söylüyor. O zaman tamam. Ben sana geleyim yapalım diyorum. Dur bekle, tamam. İzleyiciye veriyorum. Aynen. Ben sana gelirim diyeyim. Bak ben sana gelirim. Aşk şiiri başlangıcı gibi oldu abi. Ben sana gelirim. Oh. Geliyorum şu an sana. Ben sana gelirim. Nehirler ters taksa. Aslında bir konum belirle diyeceksin. Bir gideceğiz Allah oraya 15 çiz. 20 tane de polis. Öp. Boş mu? O zaman şimdi o bir... Abi... O bak, biz onlara şu imkanı verelim. Madem Odysseus'un dediği şey gibi bir şey yapıyoruz. Git bir konum belirlesin. Zaten çevresini saracaklar. Pozisyon alacaklar. Gitsin biri. Tamam mı bizden biri? Hiç konuşmasın. Emot'la telefonu uzatsın. Ama abi body cam'i falan hep kayıt alacak ya. Yani duyacaklar o söylediğim şeyleri. Force Emot atalım. Admin rolü zaten. Üzerindeki body cam'i hızlıca söker falan. Ya aklına yok, olur. Yok arayacağım ve diyeceğim ki ya, o zaman ben onu öyle ona söyleyelim, o çıkarsın. Şimdi body cam'ini çıkar ve kapat diyeceğim. Kayıt alan body cam'ini kapat. Sana söyleyeceğim. Departmandan uzaklaşmasına gerek yok. Evet evet. Birkaç tane şeyim olacak. Söyle, cümlem olacak. Hep bir özür bekliyorum. Dur bak, olduğum yerde bekle. Federallere gitme, uzun uzun konuşma fırsatı. Olduğun yerde bekle. Federale gitmeden uzun uzun konuşma fırsatımız olur. Tutuklamaya mı geliyor şimdi? Buldun sizi herhalde. Nasıl yani? Gel buradan uzaklaşalım. Tamam. Tüyelim buradan. Tamam. Tüyelim hadi. Biz gidiyoruz çok mu? Bir dakika abi, bir dakika. Çıkarın arabaları. Bir dakika gidiyoruz. Durun. İzleyen birileri... Tamam. Çıkarın arabaları. Ama izleyen biri bir varsa var, kötü gözüküyor. Arabalara binin. Arabamız var zaten. Var arabamız. Kaşınsın sonra oğlum. Abi, adam gideceğiz. Teğmen arkadaşlar. Tabii ki de bana atar yapacak. Dur oğlum, çatışmak zorunda kalabiliriz. Bir kalırsak mi? Kalırız. Ona yapacak bin bir şey yok. Arabalara binmiş. Alo. Açıkta kalan varsa binsin. Dediği gibi Rane'nin yapacağız. Tamam, ama dur o zaman. O durum yani
çok merak etme diyeceğiz. Sadece ölen kişi masum değildi, emin olabilirsin diyeceğiz. Bu geyiği kim öldürdü lan? Ben Celil değilim. Öldü abi. Takip mesafesini koruyun. Aynen. Senkronizasyondan çarpmayalım. Birisi oğlum, sniper çıkarsın şimdiden kendisine. Koray'da vardır o ya. Koray'da var. Var bende var. Mevzide yüksek bir binaya çıkacaksın. Tamam bir dakika, bizim şu anki amacımız buradan kaçmak oğlum zaten. Ha hayır, hazırlansın bir yandan. Ha. Şoför falan değiliz. Gel. Her şeyim hazır kanka zaten. Tamamdır. O ne? O ne? Avcı avcı. Tamam. Dur dur. Adam uzadı amına koyayım. Şehre gider ha o. Aha, polisler var aşağıda. Polis arabası gördüm. Polis arabaları geliyor. Aa siktir, dön geri, dön geri. Orası i̇çeri girin, içeri girin. Hızlı bir, hızlı bir o. Bunlar yukarı devam etti ya. Aa harbiden ha, gelmiyorlar. Tamam tamam, devam devam. Bir daha o, bir daha o. Aa geldiler, geldiler. Ananı siktir. Kampa geri dön, kampa geri dön. Kampa mı geri dönüyoruz? Kampa mı? Niye? Evet evet. Bence dönmeyelim. Ben kaçsaydık. Ya fikrinizi sikeyim ya. Oğlum ne yapıyorsunuz? Dön kampa artık. Çıktı ağızdan ya. Garip oldu. Yapacak bir şey yok. Bizi almak istiyorlarsa kamp daha avantajlı bizim için. Niye oğlum? Yani ordular girmiyor. Kapıya kadar gelmiyorlar. Dönmeyecek oraya şimdi. Bir yere yattınız ki o polisleri indirseydiniz. Tamam şöyle yapalım. Tamam çok çok güzel. Biz bunu da düşünmüşüzdür muhtemelen. Chassis, tamam mı? Gelsinler bir kişiyi elleri havada bir şekilde elinde telefonla yolluyoruz içeriden. O oraya gittiğinde biz buradan arkadan tüyoruz aslında. Sadece sniper, Tukan abi spek ve gidecek kişi orada oluyor. Diğerleri tüymüş oluyor arkadan. Hay aman Tukan abi gitsin, sesini değiştirsin. Hayır oğlum ben speklerim ya. Sen spekli abi, ben isterseniz elimi kaldırıp telefonla gideyim. Helikopter yine mi var? Tabancanız var mı? İntihar etmen gerekecek çünkü o kimse. İntihar değil abi, sniper'la indirecekler. Ha, nasıl yani? Tamam okey yapın abi. Koray dağa çıkıyor şu an. Ölen kişiyi sorgulatmaya da biliriz. Ölen biri chest'ten mi olacak şu an? Senin dediğin planda chest kostümlü olacak. Ha, zaten tamam. Departmanı da chest kostümlü yollardık yani bizden olmasa bile. Oğlum adamlar bu arada şaka maka geri bastılar ha. Yani geri saldırmaya geldiler baya. Güzel abi, siz işte arkadan kaçma yolu yapın motorlarla falan. Olduğu ama önce ben bir konuşmaya gireyim, bana odaklansınlar. Aslında ben sana gelirim dedim ya. Bunu bir yerde bir çökeceksin. O şu an buradadır ya. Buradadır o. Ben elimde telefonla gidiyorum. Senin spek şeyin ne? ID ile yapabiliyor musun? 25. Hoparlörde diyeceğim, sen direkt konuşmaya başlayabilirsin benim üzerimden. Bu arada sniper'la sizi vurmasın harbiden ya. Çok alak, kendine sıksan çok daha iyi ya. Sniper anlaşılmıyor bile, sık diye ölüyor bir an herif amına koyayım. Onu da yaparım. Tabancayla intihar et çok daha iyi olur. Yere düş 2'ydi değil mi o? Şimdi çatışacak mıyız bu arada, kaçacak mıyız? Yani sen o sırada spekte olacaksın. Bence zaten kaçamazsınız ya. Bir bence de ya. Ya bir şey diyeceğim. Bir kişiyi kaçırtıp şey yapmayacak mıydık? Sonra da onu aratmayacak mıydık? Bir kişi kaçsın mıydı? Yeter. Kalanlar çatışabilir tamam, eğer biz, polis içeri boşalır. Tamam biz o zaman sahneyle ne olur ne olmaz yine aynı plan. İkimiz kaçıyoruz. İki farklı motorla. Tamam. Diğerleri çatışıyor. Pardon. çatışıyor. Havaya sıkıyoruz. Onlar bizi vuruyor o zaman. Çatışmadan kaçarsınız ya motorla. Ben de işte o yüzden dedim de. Bence bu arada o kadar basit sanmıyorum. Ben biraz koşuyorum ya.
Hani bir zarar görmeliler bence. Nerede bunlar? Koş koş, ben seni izliyorum şu an. Böyle bir scroll'u kaydırıp bir aşağılara baksana abi. Senin sol aşağındaki yolda onlar Kordi. Kordi nereden gittin sen? Ne bileyim oğlum, yol buradaydı. Kordi bayağı şu an orman yolunda takılıyor amına koyayım. Aşağıda yoklar mı abi burada? Yok oğlum kimse. Senin gittiğin sen yolda kimse yok. Sen yoldan gitmişsin. Dön geri. Aşağıda bir araba görüyorum. Dön geri, ben tarif edeceğim sana. Kampa doğru koş geri. Oo, aşağıda onlar, aşağıda. Tamam, bana yol tarif edin, ben motoru devreleyeceğim. Tamam tamam. Sesin gitmeyeceği bir yerde. Devre şimdi. Alt yola gireceksin bak. Yani burada in. Oğlum oraya değil, aşağıdan oraya mı? Değil. Sola dön. Yani git oradan, git 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 git. Sims gibi şu an. Git 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 git. Okey. O yolu tutmamışlar. Oradan kaçsaydınız ya. Harbiden kaçarmışız ya. Bir tane motorla oradan kaçsın o zaman. Ya lan kaçıyor muyum? Ön kapıda gidince sağdaki yol kanka. Yani şeyi bile verebiliriz. Çatışmanın ortasında herkes çıkar, ortada da durur falan. Bu arada ben imot atacağım elimde, telefon bu arada vardı. Şey yapman lazım. Tarkan'ı biraz uzaklaştırman lazım ki konuşmalarımı herkes duymasın. Sadece diyeceğim ki bu arada bugün bu insanları buraya getirmemin sebebi bu insanlar hakkındaki bilgileri içeriden almam. O yüzden sana özür... Biz kaçıyoruz o zaman. Bize özür borçları olduğu kadar size de özür borç, sana da özür borçları var. Bence içeriye dikkat et diyeceğim. Böyle salak bir konuşma yapıp kapatacağım yani. Hadi abi sen Tarkan'ı çağıracaksın, ben geri yürüyeceğim. Sen bana komut vereceksin telefondan. Ben gidiyordum. Konuşabilirsin. Evet. Merhaba Tarkan. Sesimi evet, duyuyor musun? Evet, şu an duyuyorum seni. Açıkçası kalbim biraz kırıldı. Yani şu an sana ateş etmediklerine dua et. Bak sana çok net bir şey söyleyeyim mi? Dinliyorum. Elinde herhangi bir kozu bulunmayan ve şehirde bugüne kadar bu tip eylemler yapan bir ekibe karşı benim ne yapacağım belli. İyi polisin yapması gerekeni yapıyorum şu an. Bence zorluk çıkarmayın. Ben kartımı şu şekilde oynayayım sana. Buradan cansız bedenin değil de federale gitmeden konuşan bir bedenin kalsın kendine. Uzun uzun konuşalım. Sonrasında ben seni federale göndereyim, tamam? Canlı bedenimin burada olduğunu nereden biliyorsun Tarkan? Nasıl olsa bulacağım elinde sonunda, fark etmez. Sen beni buluyorsun nasıl olsa. Benim de senden bir ricam var. Hani şu federale gitmeden önce. Evet. Sana söyleyeceklerimi merak ediyorsan önce şu kayıt alan. Hadi kemini bir kapat istersen. Peki. Uzun süredir bir özür bekliyoruz, bunu biliyorsun. Bunu neden beklediğimizi bildiğini hiç sanmıyorum. Ama bana sorarsan, o özür beklediğimiz, bizden özür dilesinler diye yalvardığımız polisler aslında senden de özür dilemeliler. Ne demek istediğimi anladın mı? Yani bu senin söylediklerini birkaç sokak serserisi de söyledi ama hepsi fos. Oradan bakıldığında sokak serserisi gibi mi gözüküyorum Tarkan? Aynı ağızla konuşuyorsun. Öyle mi? Belki de onların anlatmaya çalıştığı şeyler de doğrudur. Neden onları küçümsüyorsun? Hiç sanmıyorum. Hepsi araştırıldı çünkü. Sen görevini yapmaya devam et. Sıkıntı yok. Bugün azıcık da olsa sana güven verebilmek için sevdiğin iki insanı çok kolay bir şekilde buldum ve de sana aynen teslim ettim. Onlara zarar vermek isteseydim, verebileceğimi biliyorsun. Peki sana neden onları teslim ettiğimi biliyor musun Tarkan? Neden? Çünkü onlara zarar verseydim, onları bulmama sağlayan insanlar,
mutlu olabilirdi. Ve bu insanlar belki de senin yakınında olan insanlardır. Bunu biraz düşün ve içeriye dikkat et. Senden özür dilemesi gereken insanları tıpkı benim gibi sen de kovala Tarkan. Çevrene iyi bak, olur mu? Gerçekten anlamıyorum ne demek istediğini. Konuşma bitmiştir. Alo. Abi silahime gelmedi basma bana. Önemli değil, önemli değil. Bence oradan çatışmadan çıkmanız lazım ya. Çatışmadan çıkmamız lazım. Çıktık bu arada biz içeriden, haberiniz olsun. Nasıl, kaçtınız mı? Kaçtık. Amına koyayım, beni niye bıraktınız bana? Ben kaldım. Şerefsizler. Ben tek kaldım galiba, senle mi kaldın? Harbi tamam, çalı rehpe yap oğlum, biz şu an asil bir şekilde buradan kaçtık aslında. Şah bir. Öyle miyiz? Yoğun. Ha? Ama nasıl kaçtığımızı... E oğlum siz bayağı koşarak falan, normal mi kaçtınız? Yok, BF, yani BF 400'de... Motorla biz devam ettik. Motorla devam ettik. Kimse yok. Tamam oğlum, helikopter raporlasaymış o zaman. Raporlamıştır ben abi ama ben kaçamazdım almışlar. Çünkü zaten hoparlör rolü yaptım ya. Yani. Benim zaten kaçmış olmam gerek ya da orada bulunmamam gerek. Helikopter benim dibimde görüyor ve o yüzden içeride birkaç kişi var hala demiştir. E o zaman kalanlarla gel çatışalım biz. Yani gelirlerse tamam abi, çatışalım. Neredesin? Hani biz burada bırakılmış adamlar gibiyiz. Tamam mı? Aynen. Diğerleri de kaçanlar zaten gibi. Zaten telefondan konuştun. Rahat rahat bulabilirsiniz. Aynen öyle. Ben arabaların İçeride oradayım şu an. Biliyorlar zaten orada olduğunuzu. Tamam. Ben o zaman pozisyonumu alıyorum. Çatışıyor muyuz? Ya öldürmeye oynamayacağım. Öldürmeye oynamayacağım. Belki bir tane indirelim polis. Hani ne olur ne olmaz abi, o kadar. Bu arada iki kişiyiz. Hiçbir şansımız yok aslında. Emin misin? Bu arada bence indirmeye oynayın. Hepsi full ekipman. Evet. Sniper'ına kadar var adamların. Sniper'ına kadar artık var. İki kişiyiz bir de. Sniper. Abi inin zaten. Bunu bir koz olarak kullanacaksınız. Mis gibi yani. Kullanacağız yani. İndir. Ben ölünce kendimi gitmiş gibi hissettim. Öleceğiz oğlum zaten. Sadece iki biz kişi olduğumuz için. Biz yiyeceğiz de. Beş. O zaman kardeşim. Abi karşıda 40 adam var. Niye öldürmüyor, oynamıyorsun? Ne bileyim hani, yaralı şey yok. Gerçi niye lan? Buraya giriyor herif. Kardeşim benim. Aslansın. Bana bak, Mia'ya söyleyin. Ölürsem kabrime gelmesin. Herkese açıklayın. Acaba burada gerçekten rol mü yapıyor yoksa Saruhan mı? Allah'a emanet ol. Ben kendimi yerel ekiplere aldırdım. Ölmeye giden bir adamın üstüne bir şey vermezler diye düşündüm. Sadece pistol ve telefonu şey verdim. Aynen öyle. Sniper kullanmazlar ya. Pozisyon mu aldın sen? Nereye gittin? Abi öyle bir kullanırlar ki. Oğlum ben o zaman bu arada. Chest taktiği yapayım. Ben pozisyon alıyorum. Ben de pozisyon alıyorum. Buradan geleni var ya, kevgire çeviririm ben. Kendinizi bakayım. Meydanda falan gösterin de kaçtığınızı düşünmesinler. Baskını yapsınlar ya. Yani. Niye gelmiyor kabrine ulan? Gelme işte, üzülürsün. Beni toprakta değil yatakta görmeye alıştın. Hadi bismillah. Gazamız mübarek olsun. Selamün aleyküm. Yukarıdan çok korkuyorum. Oğlum yukarıdan var ya, bir iç kartma yaparlarsa... Evet. Ghostlamıyorum bilerek de. Ghostlama. Artık zaten ölmeye bırakılmış iki tane chess askeriyiz.
Dur o zaman bekle ama bir küçük bir sürpriz yapmalıyız bence, bize yakışan o olur. Ben bakıyorum ama yukarıya sürekli, yani şeyden bakıyorum, oyundan bakıyorum. Çatışmaya adam lazımsa içeri gelebilirim şu an. Yok yok, iki kişi bırakmış yani olsunlar. İkimiz öldürmeye çalışalım ama zaten kimseyi öldüremeyeceğiz ya da maksimum iki kişi öldürürüz zaten. Sniperları, full zırhları var, benim zırhım bile yok. Ben niye zırh basmıyorum lan, ben o zırh basacağım. Bas. Aha yukarıdalar. Yukarıda iki tane adam var. Nasıl lan? Yukarıda iki tane adam var, biri sniperla bakıyor, vallahi bakıyor. Ben arkamı güvenli bölgeye aldım. En yukarıda sniperlar var abi, ben dürbünle baktım. Nereden en yukarıda? Yukarıda bir ev var, onun orada. Az siktir dur. Abi bak şey yapın bence. İlk ateşi onların açmasını sağlayın. Silahları onlara tutun. Ama önce onlar sıksın. Bugünkü mesajımızdan sapmamış oluruz ya. Kardeşim operasyon moduma giriyorum. Aç cross'u. Ben sadece etrafta bomba vardır izlenimi yaratmak için gördüm tepedeki adamı bu arada. Şey yapacağım. Ben onlara evet. Da cover aldım. Onlar beni göremiyor. Ha siktir, helikopter önümde. Oğlum ön kapıyı göremiyorum ya. Görsem bombayı pa. Bombayla birini öldürmek ananı sikeyim. Bombayla birini öldürmek istemiyorum. Sen de mi çalıdasın abi? Evet, çalı hep. Ben de çalıdayım. Girişi görebiliyor musun girişi? Abi ben girişe çok uzağım. Ya ben patlatsam biri ölür mü acaba ya? Bence patlatacaksan erkenden patlat. Baskın yapsınlar. Bence derken patlat abi. Şu an onlara aksiyon çıktı. Etrafta bombalar olabilir. Dikkat edin. Şu helikopter çok açıkta geziyor bu arada. Pın. Ateşe başlıyor muyum? Hayır. Tamam. Sniper'a bak tepede ya. Sikeyim mi lan sniper'la burada sık diye. Ya sık ne hemen sık amına koymuşsun. Oo içeri girmişler. Allah'ım ya Rabbim. Abi ilk onlar sıksın bak çok güzel olur. Helikopter üstümde duruyor. Ateş etmek istiyorum buna. Oğlum şu an var ya bir arkalarım onları. En az iki kişi indiririm ha. Biraz daha stres yapayım mı onlara? Aa bana doğru geliyorlar. Ne yapayım? Dur bakayım yaklaşsınlar bir. Etrafa bomba döşediğimizi anlasınlar. Abi dibimdeler. Bak şimdi bak. Cover'daysan kafanı göster, silahı çek ama ateş etme. Onlar sana sıkınca cover'a geri in, çatışmaya başla. Oğlum arkamda helikopter inmeye falan çalışıyor galiba. Dibimde ama yani çalıma inmeye çalışıyor. Çok dibimdeler. Tamam silahını çek göster. Patladı. Baya bana bakıyorlar oğlum. Hayda ben çatışamadan öleceğim. Tamam öl kanka, önemli değil o kadar. Ya bu çıktı mı sniper vurur beni. Ben aslında sıkmak istiyorum ama. Bana mı bakıyorlar? Nasıl vuramaz lan? Seni hemen bulup vurana kadar sen bir iki kişi indirsin. Zaa işimden geçti. Oğlum biliyordur senin orada olduğunu. Bilmiyorum. Baya içimden geçtiler. 15 kişiler abi hepsini vurdu. Evet ben görüyorum şu an. 6 kişiyi falan görüyorum.
Hepsini vururum bu arada. Bir dizerim var ya. Bence aynı anda saldırın bir akılları yerine gelsin. Hazır mısın abi? Saldırayım mı? Ha? Hazırsan ben buradan saldırayım, sen oradan saldır. Tamam. Ben hazırım. Dalalım mı? Evet. Dalın bence, yoksa çok kötü paketsiniz. Hadi bir. İki. Üç. Lan dur, silahım yok. Ah, sniper gibi amına koyayım ya. Sniperlara gidip vurup kaçayım mı? Yok yok. Ya bir dahaki, bak bir dahaki şeyde bana hatırlatın. Chess polis çatışmasında 3 tane sniper koyacağız bizden. Hadi aslanım, hadi oğlum, indir birini. İndireyim mi? Ya helikopter ama ya. Ben bu helikopteri düşürmek istemiyorum ki, çok şey olacak. Düşünme, düşün. Öl gerekirse ya, bir şey olmaz. Tamam, onu sen helikopter. Rush'la öl. Göte geliyor. Hadi oğlum. Helikopteri düşürseydim adam ölecekti yani, patlayacaktı. Değil mi, öldünüz mü? Öldük. Şimdi daha bak. Doruk Doğu'yu düşürmüşsünüz bu arada abi. Ben düşürdüm onu zaten. Oğlum oğlum. Darkan. Nalamaz. Sen koşuyordu kanka. Darkan, bugün verdiğin kararın sonucuna katlanacaksın. Şimdi abi bak, genel çerçeveden baktığımızda bizim yaptığımız satranç metaforuna uyarlandığında, evet, normal bir piyon çaprazında piyon gördü mü direkt yemeye çalışır. Biz piyonları yemleyip daha büyük taşlar oynamış olduk böylece. Ne yaptık? Aynen, Tarkan'ı aldık. Öyle. Bunda en son yazarız finalimizi. Ne diyor amına? Ya oğlum, sniper koyacaklar tabi lan. Yani ha, burada daha kalabalık olsaydık sniper'a kızardım. Yani bırakın çatışma yapalım. Çatışma rolü istiyorsunuz, veriyor sniper'la tek tek indiriyorsunuz amına koyayım. Yani hani bir zevki yok. O önemli değil. Şu an sniper'ın olması mantıklı. Boş edebiyat yapma amına. Kardeşim boş yapma. Şurada felsefeli bir iş yapıyoruz. Arkasında bir olayı var. Ben dur ne, bir dakika. Odysseus bugün şair ya. Bazen sadece bir piyon bir bu dengesiz tahtayı sallamaya ve şahı köşeye sıkıştırmaya yeterlidir. Şimdi önemli olan mesele şu. Nedir o mesele kardeş? Şah. Ne yapacaksın? Hayır, o mesele şu şah. Ne yapacaksın? Ha, mesele işte. Şu şah. Ne yapacaksın? Boş edemiyat ya be. Bir şey söyleyeceğim. Keşke ben de sniper oynasaydım amına koyayım gidip. Böyle abi o... sniper'ı koyalım, sniper'larını indirip bırakalım sniper'ı. Hayır hayır, o ne yapacağım biliyor musun? O sniper bakıyor ya, arkadan bıçakla çıkacağım böyle, gerilim müziği. Tak takacağım bıçağı. Hadi diyeceksin Allah'a emanet. Silah alıp sniper'la polislerin onunu vuracaksın. Ondan sonra diyeceksin ki bizim piyonumuz adamın amına koyar ha diyeceksin. Bu arada... Kadir güzel şatkol veriyor şu an. Diyor ki etrafa bakın. Herkes yaralıyla ilgilenmesin. Evet. Kim? Onu bilen polislerin olması. Kaç adam direkt polis şey olduğu diyor, için içgüdüsel olarak diyor yani. Daha yüksek irtifaya çık, alanı gözle falan bilmem ne bir şeyler. Şimdi dur şöyle yapalım. Revive. Uyu. Şöyle bir uyun. Tarkan'a bir mesaj atalım.
İki piyon nedir ki? O zaman bak, yürüyüş yaslanmış gibi böyle yere yattı. Kardeşim, burada havalar çok güzel. Umarım bir dahakine sen de yanımda olursun. Ne diyelim Tarkan'a? Geçmiş olsun da abi. Umarım en kısa sürede sağlığına kavuşursun dostum. Yine iyi niyetimizi vurgulayabiliriz. Yani aslında zarar veren de biz değildik. Baskın da onlar yaptı. Zarar veren biz değildik ne ya? Yok. Baskın onlar yaptı ya. Yani biz yapar bu rolde... Oğlum, terör eylemi gerçekleştiriyor. Yapar oğlum, amına bile koyar ya. Sen kimsin Chess? Üzerimden terör eylemi var? Adam kaçırdık ve adamı teslim ettik ama baktığında. Üzerimden o zaman, kardeşim o zaman sen de gerçek hayatta iki tane adam kaçır geri teslim. Ya yasal olarak yasak olduğunu biliyorum. Tamam, dur, amacımız Tarkan'ı ikna etmek. Ben chatten oğlum bir şey okumak istiyorum. Şöyle mesaj atmamı istiyor. İki piyon dediğin nedir gülüm? Ben senin için yaşamayı göz al. kimse gülmedi amına koyma. Bir tek bana komik geldi. Ben bas konuşsaydım kusura bakmayın. Tamam. Esprisi de gülünmeyen adam. Benim esprim değil. Chat'in esprisiydi bu arada. Gülmeyin diye söyleyeyim. İşte komik değil kardeşim. Keko keko espriler yapmayın. Koskoca Chess yani. Yani yasal olarak zaten suçluyuz. Asıl olay Tarkan'ın burada mesajı alması. Bu arada gene grebi takmıyorsunuz dedi biri. Sözünü mü kestim farkında mı? Grep sen bir şey mi söyledin? Üzerinden ne çıkacak benim? Hiçbir şey. Silah. Ver M4 pistol. Ha, piyon. Piyon. Ha tabii piyon da. Siyah mı piyon? Siyah piyon. Evet. Bu arada ben piyon vermedim. Çünkü hani yolladığımız yok, adam bizden yani değilmiş gibi davrandı. Piyon değildi. Maldı bayağı bana kuyumu. Yüzden gerek yok. Kendini vurdu yani çünkü. Tavla taşı çıktı ondan değil mi? Eğer bir oyuncu CK'sını vermek istiyorsa bence bir oyuncuyu gönderip öldüreceğiz. Maskeyi bir açacaklar. Ay gittiklerinde atabilir. İyi ki kanka. Dur bir dakika. Harbiden. Hemen silahıma başvuruyorum. Bir saniye. Biri CK mı dedi? Evet, yedili çörek gel buraya. CK Lord'u. Arkadaşlar şimdi hareketi izleyin. Hop. Ben gidiyorum. Ben bir yatayım, biri geliyor. Abi satranç sözleri falan mı yazdın? Aynen, satranç sözleri yazdım. Ya abi ben söyledim zaten onun cümlesini. Elinde telefonla gördüler seni, gülerim ya. Yok ben hemen yattım. Evet. Böyle mi? Bir nabzına bak. Asil buraya gel. Thanks. İyi olmuş amına koyayım diyor. Kalkarım vallahi vururum ha, dur bak. Hop, selamünaleyküm. Hop, hadi eyvallah. Hop, selamünaleyküm. Hop, hadi eyvallah. Cübbale, hoppala. Üstünden bir arayayım mı yine? Adamı korktular. Olumlu efendim. Üzerinde bir adet. Anlaşıldı. Üstünler de yerel ekipler çağıralım, alsınlar. Piyon taşı mı diyeyim? Siyah piyon. Üzerinde bir adet siyah piyon bulunmaktadır.
Başka? Başka bir şey vereyim mi? Silahlarını, telefonunu. Telefon melefon yok oğlum bende. Abi şey yap yani kırılmış telefon telsiz. Silah. Hani şey olsun diye. Sonuçta burasıyla da bir komuta oldu ya. Mantıken. Sarıoğlu ne durumdasın? Efendim piyon çıktısı. Kahretsin. Kahretsin! Kahretsin! Telefonunu parçalamış. Piyon çıktı üstüne. Tamam. Siyah mı beyaz mı? Arkadaşlar bölgeden yavaş bir şekilde uzaklaşıyoruz. Yerelim. Yapma lan! Yapma la! Çok eğleniyorum şu an ya. İyi polisler konum almayı şey yapmışlar. Aferin. Şimdi OFC'li burayı basalım mı? Oo ne oluyor burada amına koydum sikerim belanı lan senin hayırdır lan şart. Evet arkadaşlar şöyle no clip. Şey diye giriyor değil mi? Onur abi bizim adamları vurmuşlar.